thank you Hepinize hayırlı sabahlar, günaydınlar, yeni güne merhabaya ve Diyanet ve ekranlarına hoş geldiniz, safalar getirdiniz sevgili izleyenlerimiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, keyifli, bol kazançlı, bol bereketli, bol ibadetli güzel bir gün diliyorum. Değerli izleyenlerimiz bugün de bir buçuk saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve yine size harika bir program hazırladık. Malum sizin de bildiğiniz gibi sağlıklı yaşamak için elbette bazı koşullar var ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi nedir? Evet spor diye hemen seslerinizi duymaya başladım değerli izleyenler. Spor yaşamımızdaki, hayatımızdaki en önemli sağlık sebeplerinden bir tanesidir. Peki nasıl spor yapmamız gerekiyor? Hayatımızdaki önemi nedir? Çocuklarımızı Gençlerimizi spora nasıl teşvik etmemiz gerekiyor? Bu konuyu konuşacağız. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik Beyefendi bizlerle birlikte olacak ilk bölümde. İkinci bölümümüzde de atı sporumuz okçuluktan bahsedeceğiz. Yine çok kıymetli bir konuğum var. Okçuluk Antrenörü Başkanı Cengiz Yıldırım Beyefendi bizlerle birlikte olacak. Yani anlayacağınız sağlıklı, spor dolu, enerjisi yüksek bir yeni güne merhaba programı sizleri bekliyor sevgili izleyenler. Hazırsanız hemen başlayalım. Ya Allah bismillah. Zamanı doğru yönde ve faydalı kullanmak istiyorsak hayatımızda spora da yer vermeliyiz. Peki gençleri spora nasıl teşvik etmeliyiz? Spor gençleri kötü alışkanlıklardan nasıl koruyor? Konuyla ilgili merak edilenleri Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Efendim bu güzel güne sizlerle birlikte güzel kitap hediyelerimizle başlamak istiyorum. Yine harika kitap hediyelerim var sizler için. İki tane eğitim ahlakı adlı yine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının özel bir kitabı. Peki bu güzel kitaplara sahip olmak için neler yapmak gerekiyordu? Hemen bir hatırlatma yapalım evvela. Evet öncelikle Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip edeceksiniz. Son paylaşımımızı beğenerek bir arkadaşınızı da etiketleyerek bu güzel kitaplara sahip olabilirsiniz. Her zaman ne diyoruz programda? Diyoruz ki ne kadar çok yorum yazarsanız o kadar çok kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bu da küçük bir hatırlatma olsun değerli izleyenlerimiz. Evet Mustafa Bey hoş geldiniz programımıza. Sefalar hoş... getirdiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Demet Hanım. Öncelikle hoş bulduk bu vesileyle ben de hem güne başlama programımıza, yeni güne merhaba programımızın izleyicilerini hem Diyanet TV izleyicilerini kurumum ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Günaydınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sizi yeniden görmek ve gençlerle alakalı konuşmak, sporla alakalı konuşmak gerçekten de hemen girer girmez stüdyoda bir böyle heyecan oldu. Enerji konuşmasını bile yaptığımız zaman bir yükseliyor gerçekten de. Hayatımızda çok önemli bir yeri var değil mi? Sağlıklı yaşamanın belki de en önemli sebeplerinden bir tanesi. Biri sağlıklı beslenme bir tanesi de spor. Peki öncelikle sporun hayatımızdaki önemi nedirden bir başlayalım mı hocam? Tabii çok, çok mutluluk duyuyorum. Malum öncelikle bir sporun tanımını yapmak gerekiyor. Hı hı. Yani spor nedir? nedir? Spor belli kurallar çerçevesinde takım halinde veya bireysel olarak... Rekabete dayalı veya kişisel eğlence veya mükelleş, mükemmelleşme anlamında yapılan fiziksel ve zihinsel aktivitelerdir. Tabii e, son zamanlarda özellikle e, geçmişte tabi rekabet unsurunun fazla olduğu olguydu spor. Ancak e, günümüzde spor rekabet elbette e, hepimizde çeşitli spor müsabakaları takip ediyoruz. Rekabete dayalı yapılıyor ama e, özellikle son kurduğum cümledeki mükemmelleşme kavramının içine sporu daha çok hayatımızda koymaya başladık. Çünkü hayatın e, yoğun temposu içerisinde malum hepimiz yaşıyoruz. yani evet. iş hayatımızda, e, ev hayatında bile yaşanıyor Hı -hı. yoğun tempo. Bu tempo içinde hem zihinsel hem de fiziksel olarak en büyük ihtiyaçlardan biri hareket ihtiyacı. Hı -hı. Bunu da e, sağlayacağımız tek bir olgu spor olgusu. Hı -hı. E, açıkça tabir kullanmak gerekirse, ...yeme içme gibi, uyku gibi bir ihtiyaç haline geldi spor. Ee, yapacağımız günlük aktiviteler... E, ...hem fiziksel aktiviteler, yeri geldiği zaman zihinsel aktiviteler... ...bizim o yoğun iş gündeminden veya ev hayatından uzaklaşmamızı... ...ve e, hayatın e, devam eden sürecinde kendimizi dinç tutmaya... ...o kullandığımız cümle gibi mükemmel, mükemmelleşmeyi aramaya doğru... E, ...bize yardımcı oluyor. Bu anlamda tabii... Çok büyük bir olgu oldu, çok büyük bir ihtiyaç oldu. Bunu nereden gözlemliyoruz? Etrafımıza baktığımız zaman 7'den 70'e herkesin spor noktasında, spor aktivitesi veya fiziksel aktivite noktasında büyük bir çaba harcadığını hı hı. görüyoruz. Yani artık özellikle akşam mesaisinden sonra veya sabah baktığımız zaman bizim evet. tesislerimizde bile çok büyük bir ilginin, hı hı. yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Ee, dediğim gibi artık spor yeme içme gibi bir ihtiyaç haline geldi. Kesinlikle öyle. Ben bir de son bir buçuk yıl içerisinde bu yaşadığımız salgın sürecinde sporun hayatımızdaki önemini çok daha fazla anladım. O yapmış olduğumuz evimizin yakınındaki o yürüyüş parkurlarında bile yürüyememek insana ne kadar acı verdi mesela. Evet evimizde biraz yapmaya çalıştık bir şekilde... E, bazı tesisatlar kurduk işte televizyondan, YouTube'dan e, spor hocalarıyla falan ama inanın yeterli değil. Temiz havada bir yürüyüş yapmak kesinlikle. ya da bir spor merkezine gitmek çok daha farklı. Ya, e, kesinlikle öyle. E, tabii malum belli bir süreçte de kapalı bir ortamda kaldığınız evet. zaman bu ruhen de daralıyorsunuz. Kesinlikle. E, tabii biz kendi adımıza sporcularımızın bu e, kötü dönem dediğim işte bu Covid döneminde e, spor ortamından... E, kopmamalıdır. Çünkü onların ciddi anlamda performansa dayalı spor branşlarına devam eden arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın bu fiziksel aktivitelerinin veya antrenmanlarına devam etmesi için tesislerimizi kapatmadık. Hı hı. E, mümkün olduğu kadar da tabii, sporcularımız devam ettiler tabii, sporcularımız yine değil mi? Devam bir, ettiler. bir sıkıntı olmadı. E, kesinlikle hı hı. bütün tesislerimiz sporcularımıza belli kurallar çerçevesinde yani bilim kurulunun veya hı hı. Sağlık Bakanlığı'nın bize tavsiye ettiği kurallar çerçevesinde biz sporcularımızın spor hayatlarına devam etmesine müsaade ettik tesislerimizde. Tabii bunun yanında Müsaade e, Sağlık ve Bilim Kurulu'nun da müsaade ettiği sürece açık spor tesislerimizde e, halkımıza e, kullanımını açık tuttuk çünkü siz de söylediniz çok büyük bir ihtiyaç insanlar e, yani özellikle bazı dönemler oluyor ki. Ee, bir hafta spordan uzak kaldığı zaman bu sefer ruhen daralmaya başlıyorlar. Evet. Tabii bu bizim e, açıkça Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ve İl Müdürlüğü olarak hı hı. hoşumuza da gidiyor. Çünkü bakış açısı değişti spora. Hı hı. Ee, bu Covid döneminde de sizin dediğiniz gibi çok da güzel e, bunu tamamladınız. E, çok büyük ihtiyaç olduğunu özellikle vücut direncini arttırma noktasında e, bilim adamlarının bu anlamda büyük tavsiyeleri oldu. Zaten geçmişte de insanlar bunu hani vücut direncini yükseltmek veya yaşam kalitesini arttırmak adına e, sporun büyük bir olgu olduğunu biliyorlardı ama Aha. COVID ona bir kez daha vurgu yaptı. Evet e, peki millet olarak hani biraz daha açalım istiyorum bu konuyu. E, ayrıntılı olarak bu spor e, spor aktivitelerini işte e, spor faaliyetlerini farkında mıyız öneminin? ne diyorsunuz nasıl düşünüyorsunuz e, nasıl görüyorsunuz Demet Hanım kesinlikle farkındayız yani bunun artık çok rahat gözlemliyoruz hı hı. yani Örneğin tabi devlet olarak biz spora çok veya tesisleşmeye çok ciddi yatırım yapıyoruz Bunun yanında yerel yönetimler yani belediyelerimizin de sporla ilgili olarak çok ciddi projelerini görmeye başladık Çünkü ihtiyaç ihtiyaçtan doğan bir e, talep var bu noktada. Özel müteşebbisler. Yani Ankara'da e, tabii 5 milyona yakın bir e, vatandaşımız yaşıyor. 5 e, bine yakın da hem devletin hem özel müteşebbisin hem belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin e, spor testleri halkımıza hizmet veriyor. E, tabii belki sayısal anlamda 5 bin rakamı 5 milyonla çarptığınız zaman veya böldüğünüz zaman e, belki yeterli gibi görünmeyebilir ama e, ciddi anlamda talebi karşılıyor. Bu da bizi memnun ediyor. E, Bugün baktığımız zaman Mahallelerde bile en az bir özel müteşebbisin spor salonu açtığını görüyoruz. Evet. Bu talepten dolu, talepten kaynaklanan bir e, ihtiyacı karşılamak için özel müteşebbislerin ortaya koyduğu bir husus. Yani halk giderek bilinçleniyor diyorsunuz kesinlikle, değil mi? spor konusunda kesinlikle, özellikle? Kesinlikle, yani bunu biz yani hatta şöyle bir mizansen yapayım. Geçmişte biz de yaşadık, annelerimiz veya ebeveynlerimiz biraz spor olgusunu sanki derslerden uzaklaştırdığı için evet. bize karşı çok sevimli olarak tanıtmazlardı. Yani <laughs> ama şimdi baktığımız zaman özellikle annelerin çocuklarını ellerinden tutarak spor salonlarımıza getirdiğini Hı -hı. görüyoruz. O bizi daha çok mutlu ediyor. Veya malum işte belki ileriki sorularda da karşımıza gelecektir. Zamanımızın en büyük sorunlarından biri de bağımlılık. Yani Hı -hı. bu bağımlılık Evet, hem kötü, alışkanlıklar hem kötü alışkanlıklar konusunda da. Evet. Spor çocuklar için çok müthiş bir şey gerçekten de engelleyici unsur Öyle düşünüyorum yani. Bütün o kötü alışkanlıklardan uzak tutan önemli bir unsur. Bağımlılık tabii çok çeşitli. Bunlardan biri de en büyük özellikle ailelerin en büyük müzdarip olduğu çocuklarımızın özellikle telefon gibi, bilgisayar gibi bağımlılığı bu zamanlarda çok arttı. Hele ki şu bir buçuk yıllık bir dönem içerisinde tabii çocuklarımızın da çok fazla okula gidememesi veya sosyal hayatın içerisinde bulunmaması ...maalesef sağlıklarına da olumsuz şekilde yansıdığını görüyoruz ama... ...inşallah kısa sürede bunun telafi edileceğini düşünüyoruz. İnsanlar. Bununla ilgili de çok ciddi yazın hazırlıklarımız var. Siz de söylediniz. Tabi bu dönemde de aslında biz çocuklarımızı boş bırakmadık. Yani spor olgusunda evde özellikle kendi sosyal medyalarımızdan veya... ...bakanlığımızın imkanlarından çocuklarımıza her türlü online... ...bir şekilde ulaşmaya çalıştık ama... Hı hı tabi ee, tabii yetmiyor. Yani sonuç itibariyle evde yapılan etkinliğin cazibesi belli bir noktaya Yok, kadar. Bir de şey çok sürekli olduğunu da düşünmüyorum. Bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Hani Kesinlikle. biz de denedik gerçekten evet. de. Ee, az önce bahsettim ya dışarıya çıktığınız zaman bir yürüyüş yaptığınız zaman ya da e, işte böyle spor merkezlerimize e, gittiğimiz zaman orada daha bir insan e, farklı hissediyor kendini. Her gün daha çok gitmek istiyor. Belli bir disiplin içerisinde yapıldığı için de zaten birkaç hafta içerisinde hemen e, nasıl bir sağlıklı e, vücuda dönüştüğünü görüyorsunuz. İnan Kendiniz hemen fark ediyorsunuz bunu. O yüzden evde çok dediğiniz gibi çok mümkün olmuyor. Peki benim en çok merak ettiğim konulardan bir tane tanesi özellikle sizinle de konuşmak istiyorum. Ee, hepimizin az önce dediniz ya, çocukları eskiden anneler böyle e, spora çok fazla teşvik etmezlerdi. Şimdi tam tersi bir durum oldu. Ee, okullarda da eskiden beden eğitimi dersleri vardı mesela ve bütün çocuklar, gençler hepimiz çok severdik. Yani gözlerimiz ışıldardı biz beden eğitimi derslerine gidelim diye ama ne yazık ki her zaman istediğimiz bu spor malzemelerini bulamayabilirdik ya da işte eğer böyle sınav zamanı yaklaşıyorsa işte hocalar derdik ya beden yapmayalım da işte matematik yapalım evet. Türkçe yapalım diyor o zaman biz çok üzülürdük. Sizce beden eğitimi dersleri Türkiye'de yeterli mi? Çocukların gerçekten de bu anlamda spora başlaması için beden eğitimi dersleri Türkiye'de önemli bir etken mi yoksa değil mi? Demet Hanım öncelikle şunu söyleyeyim, ee, ülkemizde spor'a ciddi bir önem veriliyor. Hı hı. Yani bunu hem Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem Milli Eğitim Bakanlığı olarak hissettiriyoruz. Hı hı. Ee, tabii bence beden eğitimi ders saatleri özellikle şu an seçmeli beden eğitimi ders saatleriyle beraber ciddi anlamda arttırıldı hı hı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Bunun yanında e, geçmişte şöyle kurumlar arası bir koordinasyon bozukluğu vardı. Evet. Yani, öz eleştiri yapalım. Uh -huh. ee, yani işte örneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı veya daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, uh -huh. kendi mecrasında Milli Eğitim Bakanlığı kendi mecrasında spor olgusunu yürütüyordu. Şimdi çok ciddi bir koordinasyon var. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolleriyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynaklarını birleştirdi. Evet. Spor salonlarını, antrenörlerini, işte diğer imkanlarını birleştirdi. Beden eğitimi ders sahasının yetersiz olduğu noktalarda işte Gençlik ve Spor Bakanlığı da ki yetersiz kavramı şöyle yani içini doldurmak anlamında hani siz hı hı. deminden güzel bir şey söylediniz. Beden eğitimi dersi yerine farklı bir ders işlerdik. Şimdi onu kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı zaten çok tasrif etmiyor. Evet. Ee, bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ciddi projeler yaptık. Örneğin size ben e, bir yıl önce Ankara'ya Rize ilinden geldim. Rize ilinde yaptığımız bir proje vardı. Sporla büyüyorum projesi. Hı hı. Biz çocuklarımızı ders saatleri içerisinde okullarından servislerle alıyorduk. Ders saati içerisinde hı hı. fiziksel aktivite ve beden eğitimi dersinde evet. spor salonuna getiriyoruz. 9 branşta temel eğitim dersleri veriyoruz. Çok iyi. Bunun dışında yine şu an Türkiye'de büyük bir proje. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yüzme bilmeyen kalması projesi. Hı. Çocuklarımız derslerinden anlıyor. Tabii öğretmenleriyle birlikte yüzme havuzlarına getiriliyor. Bütün Bonesinden işte mayosuna kadar tümünü devlet imkanları sağlıyor. Bizim uzmanlarımız, uzman antrenörlerimiz de de yüzme öğreniyorlar. Evet. Yani bu gerçekten Türkiye'de büyük bir eksiklikti. Kesinlikle. Nerede devlet okullarındaki çocukları bizim zamanımızda hiç böyle bir şey yoktu. Yani okullarda bırakın havuzu az önce söyledik ya beden derslerinde şey top bile bulamazdık bazen. Öyle sıkıntılar yaşadık, gördük. O yüzden şimdiki imkanları gördüğümüz zaman, çocukların da bu imkanlarla büyüdüğünü gördüğümüz zaman inanın çok mutlu oluyoruz. Tabii e, şu an Ankara'mızda da e, önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Müdürlüğü'müzde bir e, protokol imzalayacağız. Protokolde yine Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğrencilerimize yönelik özellikle okulların e, önemsediğimiz şu çocuklar belki salona gelemeyebiliyor. Ama okulların imkanlarından yanılarak spor salonlarından veya fiziki ortam iyi olan yerlerde başladık. Özellikle evet. Etimeskut ilçemiz bu konuyla ilgili bir bizim pilot ilçemiz oldu. Çocuklarımızı yerinde hı hı. yani aynı mahallenin çocuklarının okulda antrenörler eşliğinde çalıştırmaya başladık. Veya onlarla fiziksel aktivite yapmaya başladık. Veya branşa yönlendirmeye başladık. Bunun da meyvelerini alıyoruz. Yani o okullardan çıkan çocukların içerisinden Avrupa şampiyonları çıkmaya başladı. E, veya e, sporda gelecek vadeden çocuklar çıkmaya başladı. Tabii bunun siz çok güzel özetlediniz. Bunun temeli beden eğitimi dersidir. Hı hı. Beden eğitimi dersleri e, şu an kendi kanaatımı söylüyorum. Özellikle 5. sınıftan 11. sınıfa kadar veya 12. sınıfa kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii daha alt sınıflarda, 4 sınıflarda, 1. ve 4. sınıflarda da şöyle bir durum var. Fiziksel etkinlik dersi var. Onu da biz Milli Eğitim Bakanlığı ile tüm iller 81 ilde koordinasyon halinde antrenörlerimiz eşliğinde ve beden itibarları koordinatörlüğünde birlikte dolu dolu geçmesini sağlıyoruz. Malzeme konusuna gelince çok güzel bir şey söylediniz artık spor malzememiz de ortak. Yani bizim imkanlarımız Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün veya bakanlığın imkanları. O eskisi gibi malzeme noktasında çok sıkıntımız evet. yok. İmkanlarımız var. Yeter ki Ne o malzeme çocuklarımıza. Kesinlikle. Yeter ki o malzemeyle haşır neşir olacak. O malzemeyi kullanacak gencimiz olsun. Bu noktada gerçekten devletimiz çok güçlü. Yani özellikle son 20 yıldır yapılan tesisler spor malzemesi desteği. Hı hı. Yani bugün ben de geçmişte bir sporculuk hayatım var. Sizin dediğiniz gibi yani spor malzemesi bulmakta çok zorlandığımız hususlar oluyordu. Şimdi inanın sağ olsun devletimiz bu konuda hiçbir eksiği bırakmıyor. Harika. Peki spora başlamanın yaşı var mıdır hocam? Özellikle de böyle ileride siz de söylediniz ya Avrupa şampiyonlukları, işte dünya şampiyonlukları gördüğümüz zaman çocuklarımızla gençlerimizle gurur duyuyoruz. Kaç yaşından itibaren bilinçli bir şekilde spora başlamaları gerekiyor ve neler yapmaları gerekiyor? Özellikle de annelere ve babalara bu konuda neler tavsiye edersiniz? E, spora başlama yaşı gerçekten çok aşağı düştü. Hı hı. Yani geçmişte belki 9-10 yaşında spor branşıyla tanışan çocuklarımız vardı ama artık 3 yaşından itibaren spor branşıyla tanışan çocuklarımız var. Tabii ailelere tavsiyem her branşın kendine özgü bir yaş grubu var. Yani başlama yaşı var. İşte örnekleme yaparsak, cimnastik, yaşı, cimnastik branşı 3 yaşında, hı hı. yüzme branşı 3,5-4 yaşında. E, bunun yanında tabii mücadele sporları dediğimiz e, işte tekvondo, karate gibi branşlar 6-7 yaşında. Artık spora başlama yaşı olarak e, bilimsel olarak ilan edilmeye başlandı. Onun için velilerimizden şöyle, e, hem bizleri Gençlik ve Spor il, il Müdürlüklerimizi, e, çünkü 81 de şu an izleniyoruz, hı hı. bütün Gençlik ve Spor il Müdürlüklerimizi takip etsinler. Biz şu an yaz okulları ya da il spor merkezleri dediğimiz bir unsur 5-18 yaş. Yani biz şu an Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak kendi bünyemizde antrenörlerimizle yaptığımız branşlaşmayı 5 yaşından itibaren başlatıyoruz. Hı hı. Ama tabii ki bilimsel anlamda ileriye dönük çocuğunun sportif anlamda başarılı daha başarılı üst seviyede başarılı olmasını isteyen ailelerimiz 3 yaşından itibaren... E, branşlara göre çocuklarımızı spora başlatabilir. Hı. Ama 5 yaşı bizim bakanlığımızın ölç aldığı yaş. Güzel. Eee de hep ağaç yaşken Kesinlikle. eğilir diye Hakikaten bu lafın doğruluğuna her konuda inanıyorum. Eğitim konusunda özellikle. Peki şimdi dijital bir çağda yaşıyoruz. Az önce söyledik ya bağımlılıklarımız var diye. Az sonra bunları da konuşacağız daha çok. Vaktimiz el verdiği müddetçe. Peki sporu çocuklara nasıl sevdirmemiz gerekiyor? Bu tabletlerden, telefondan, internet ortamından nasıl uzaklaştırmamız gerekiyor? Sizin gözlemleriniz nedir? Şöyle tabii öncelikle bizim en büyük sorunlarımızdan bir yani hem dünya olarak hem ülke olarak bu konuda ciddi atımlar atıyoruz. Zorlanıyor muyuz? Zorlanıyoruz. Ancak tabii burada aileye çok büyük bir rol düşüyor. Yani ailenin bu konuyla ilgili çabası çok önemli. etrafımıza baktığımız zaman bizim yani devlet olarak bizim yerel yönetimlerin, özel müteşebbislerin ciddi anlamda sporla ilgili projeleri var veya sporla ilgili spora yönlendirme ile ilgili eğitim alanları var. Ailelerimiz çocuklarımızı e, öncelikle o alanlara getirmeli. Yani çocuğumuzu e, teşvik etmeliyiz bu konuyla ilgili. Kolay olmuyor. Ancak ben şuna inanıyorum. Çocuğumuz bir kere o keyfi alırsa yani spordan haz almayı, paylaşmayı, çünkü sporun kendini az Çeşitli paylaşımları var. Yani hem bireysel anlamda hem de takım halinde yapılan sporlarda haz almaya başladıkça onun bağımlılık dediğimiz unsurlardan uzaklaşacağını biz kendi yaptığımız projelerde de görüyoruz. Eminim ki ailelerimiz de gözlemliyordur. Önemli olan ailemizin o çocuğumuzun elinden tutarak bu saydığım demek saydığım eğitim alanlarına getirmeli. Yani ben şunu demek istemiyorum illa bizim devletimizin yaptığı bir etkinliğe değil. Bunun yanında... Hiç fark etmez. Tabi, kesinlikle. Yerel yönetimlerin, belediyelerin, yine bunun yanında özel müteşebbislerin. Şimdi şöyle bir durum da var. Artık e, Türkiye'de eğitici sorunu da yavaş yavaş açılmaya açılma, başlandı. Geçmişte vardı o böyle bir problem. Evet, evet, Ama malum işte ülkemizde özellikle üniversiteleşmeyle birlikte çok sayıda beden eğitimi spor yüksek okulu e, açılmaya başlandı. Buradan mezun olan arkadaşlar e, kendilerini yetiştiren arkadaşlar özel müteşebbis olarak da bu alanda e, Eğitim vermeye veya devletimize ve milletimize faydalı olma çabası içerisindeler. Bunlar değerlendirilebilir. Yani maddi manevi gücümüz neye yetiyorsa, imkanımız Kesinlikle. E, neye el veriyorsa o şekilde çocuğumuzu ama anne baba işte burada faktörü çok önemli. Çocuğa bu ortamı e, göstermek ve tattırmak gerekiyor. O hazı o takım ruhunu belki bireysel olarak da yapsa önce bir takımla başlıyorlar ya oradaki arkadaşlıkları paylaşmayı bir göstermesi gerekiyor çocuğa. Ailelerimiz kendi de bunu teşvik edebilir. Evet. Yani çocuklarımıza sosyalleşme adına e, hani mutlaka her ailenin de ilgilendiği veya çok basit de olsa uyguladığı bir spor branşı vardır. Evet, evet. Bununla beraber teşvikle başlarsa çocuğumuzun zaten hevesiyle beraber bunun daha ileri boyuta gideceği düşüncesindeyim. Ki hı hı. bunu hep gözlemliyoruz. Veya spora başlayan çocuklarımızla sohbet ettiğimiz zaman hı hı. işte ya babasıyla veya annesiyle e, spor aktivitesiyle başladığını söylüyor bu unsura. Anne ve baba yani ebeveyn çok önemli. Tabii biz gayretliyiz. Antrenörlerimiz veya Milli Eğitim beden eğitimi öğretmenleri veya çeşitli kurum ve kuruluşlardaki diğer antrenörler bununla ilgili alan geniş. E, sizin de dediğiniz gibi biz zaten devlet olarak bunu ücretsiz yapıyoruz. Evet. Yani belediyelerimizin çoğu ücretsiz yapıyor. Aslında imkan anlamında yani maddi imkan anlamında çok sıkıntılı bir süreç yok. Yani deminden de bahsettim. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle bir hı hı. yüzme havuzlarımızı bile ücretsiz astık. Yani hiçbir ücret almadan yapıyoruz. Çok ilginç ee, mesela bu yazın geçen yazın başladı. Bu yazın 16'ya çıktı. Ankara'mızda 16 tane portatif havuz kurduk. Portret. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasabaoğlu'nun da himayelerinde. Yazın bu çocuk bu havuzlarda, mahalle aralarında bunlar hı hı. Belediyelerimizde de işbirliği yaptığımız yerler var. İlçelerimizde dahil ücretsiz yüzme eğitimi veriyoruz. Ne güzel. Yani ailemiz getirecek çocuğunu orada uzman bir antrenörle eşliğinde çok özür dileyerek söylüyorum. Geçmişte malum yaşanırdı. Bazı çocuklarımızın ya yani çok görmeye istemediğimiz, arzulamadığımız süs havuzlarında yüzdüğünü görüyorduk. Tabii çok gördük onları, hep de korkardık böyle Kesinlikle. şey e, de hem öyle o süs havuzlarında yüzdüklerini görürdük, hem de barajlarda falan evet. o kanallarda çok çocuğumuzu, gencimizi kaybettik biz çok acı olaylarla karşılaştık. Neden çocuğun işte bu isteğini yerine getiremediğimiz için? Hem anne-baba olarak zorlandığımız zamanlar oldu ama devlet olarak gerçekten bunun bu konuda sizin söylediğinizin çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Çocuklar uzaktan bakardı televizyonlardan Kesinlikle. görürlerdi havuzu. Kesinlikle. Yani biz böyle bir dönemden Şimdi geçtik. De ayaklarına kadar getirdik demek. Ki. Evet. Yani Ankara'mızda şu an için bir başlangıç sayıları artıyor ama bu tüm Türkiye'de hı hı. geçen sene 300'e yakın bu sene 300'e yakın 600 tüm Türkiye'de portatif havuzda çocuklarımızın ayağına getirdik imkanları ve uzman antrenörler eşliğinde yani ilçelerimizde sayarsak örneğin biz Ankara'mızda Bayla'da, Beypazarı'nda işte Mamak'ta Dalahanda gibi birçok ilçemizde bu havuzu kurarak çocuklarımızı ücretsiz hem de sizin de dediğiniz gibi hijyenik ortamlarda Harika. ve kurallar çerçevesinde e, sportif etkinliklerden veya yüzmeden yararlanmasını istiyoruz. Bu bütün branşlar için geçerli. Hmm. Ama havuz örneği e, bence e, dünya örneği gibi bir us, unsur diyor düşünüyorum. Evet, olmazsa olmaz çocuklar için hep e, heves etmişlerdir. Çünkü peki talebi nasıl buluyorsunuz? Ya şöyle talep zaten kendinden e, çocuklarımızın Oluyor, evet mi? kendinden gör yani görerek gelmeleri bizi en çok mutlu ediyor. Hmm. Biz tabi yerel yönetimler veya kendi e, sosyal medyalarımızdan veya web sitemizden duyuruyoruz ama şu çok ilginç. Geçen sene bir örnekle verirsek daha e, çarpıcı olacağını düşünüyoruz. Örneğin Lalahan beldemizde portatif havuzu kurmaya başladığımızda çocuklar bize her gün gelerek bu ne zaman faaliyete geçecek, ne zaman faaliyete... Yani biz sadece kurma görüntüsü bile bir cazibe haline getiriyor. E, keşke görüntüleri getirebilseydim. İnanın e, çocukların o yüzlerindeki mutluluğu gördükten sonra ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, ne kadar faydalı bir iş yaptığımızı sizin deminden söylediğimiz gibi çocuklarımızı o bağımlılıktan özellikle ekran bağımlılığından hı hı. ne kadar uzaklaştırdığımızı görmüş oluyoruz. Evet eskiden tek tük böyle farklı bağımlılıklar vardı. Sabitti. Şimdi artık giderek farklılaşmaya Kesinlikle. başladı e, bu anlamda da. E, peki spor gençler için son derece, son derece önemli e, diyoruz. Onları gençleri nasıl teşvik etmemiz gerekiyor? Hani e, profesyonel olarak değil de en azından borç zamanları da demeyeyim o, o, o da şimdi şey geldi bana hani sağlıklı yaşamak için o bilinci gençlerimize nasıl vermemiz gerekiyor? Gençler konusunda hiç tanışmamış olabilenler de vardır mesela 17-18 yaşına kadar gelmişim. Onları nasıl çekmeye çalışıyorsunuz özellikle de gençlik merkezlerine? Evet, e, yine bazen bizi bizden daha iyi e, tanımlıyorsunuz. Estağfurullah. E, şimdi Ankara'mızda gençlik merkezlerimiz var. Tabii önceki spor testlerimiz hı hı. E, demin de söylediğim gibi 7-24, 7'den 70'e herkese açık. Hı hı. Yani Ama özellikle ilk spor merkezleri dediğimiz unsurlar 5 ile 18 yaş hitap ediyor. Eğitim alacak insanlara, yani e, sporla tanışmak isteyen veya sportif anlamda branşlaşmak isteyenlere 5 ve 18 yaş arasındaki gruplara eğitim veriyoruz. Hı. Ama bunun dışındaki e, gençler olabilir veya daha yaş, yaşı büyük e, bireyler olabilir. Bunlar için de e, tesislerimizde artık fitness dediğimiz, özellikle fitness'a yönler spor aletlerinin olduğu merkezler kurmaya başladık. Hı hı. Tabi bir taraftan da gençlik merkezlerimiz var söylediğiniz gibi. Gençlik merkezlerimiz e, gençlik merkezlerimiz tabii hem kültürel hem sanatsal bunu buna bir de sporu e, eklemeye başladık. Zaten şöyle söyleyeyim, gençlik merkezlerimizin içerisinde spor salonlarımız var. Yani gençlerimiz örneğin bir gitar çalmaya geldiği zaman arkadaşlarıyla beraber basketbol oynayabiliyor. Her veya... gençlik merkezinde var mı? Hemen hemen her gençlik merkezimizde Güzel. var. Yani her gençlik merkezimizde var. Olmayanlar için de yani fiziksel anlamda yetersiz olduğunu düşündüğümüz yerler için de bu alanları açıyoruz. Yani evet. okçuluktan tutun da masa tenisine kadar evet. veya bireysel spor dediğimiz işte tekvando, karate alanlarını oluşturarak gençlerimizin kültürel, sanatsal anlamda bir de sporla desteklenmesi veya dediğiniz gibi ilk defa bir spor branşıyla tanışması için de ciddi anlamda hem mekansal hem de spor malzemesi anlamında olanaklar yaratıyoruz. Hı hı. Güzel tarafı da şu. Çok güzel bir şey değindiniz. Mesela gençlik merkezi her bir gençlik merkezimizde geleneksel okçulukla ilgili hı hı. alanlar oluşturmaya başladı. Yani bir gencimiz geldiği zaman oka sahip olmasına veya bir yaya sahip olmasına gerek yok. Zaten gençlik merkezimizde var. Gelecek onun eğitimini alacak. Ee, gençlik merkezleri bizim tip projelerimizde e, demin de söylediğim gibi zaten spor salonları var. Hı hı. Olay ki e, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aldığımızda veya kiraladığımız zaman da mutlaka böyle bir alanın e, alanın olanları seçmeye çalışıyoruz ki gençlerimizi e, bu e, spor olgusuyla tanıştırabilirim. Harika, müthiş bir şey gerçekten de. E, çok haklısınız. E, erken yaşta başlamak zaten e, büyük bir e, artı oluyor onlar için. Ama ne olursa olsun bence hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Özellikle de spor için diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ya şöyle şunu görüyoruz zaten Demet Hanım. Bugün e, özellikle Anıttepe'den örnek vereyim. Yaşam boyu e, koşu parkurumuz var. Hı hı. E, 7'den 70'e herkes orta. Yani. Gençlerimiz de orada. Evet. Bir tarafta gençler basketbol oynuyor, bir tarafta gençler voleybol oynuyor. Alan yetmiyor. Tabii bu arada bunu da belirtmek lazım. Ee, hani biz devlet olarak bu tür yatırım yapıyoruz. Hı hı. Ama ortak öyle bir noktaya gelmiş ki artık bazı alanların yetmediğini görmeye başladık. O da bizim için çok mutluluk verici. Ee, gençlerimiz son olarak şunu söyleyebilirim. Gençlik merkezlerine veya spor testlerimizde geldiği zaman mutlaka yapacakları bir branş var. Hiçbir şey için siz dediğiniz gibi genç değil çok haklısınız. Ne olursa olsun ama erken yaşta başlama başlamayla Nasıl? alakalı da mutlaka bir dip notunuz var. Bizim de bu konuyla ilgili bir çalışmamız var. Arkadaşlar güzel bir bant hazırlamışlar. Sevgili izleyenler, anneler, babalar Mustafa Hocam diyor ki ne olursa olsun çocuklarınızı erken yaşta spora alıştırırsanız ileride meyvelerini siz toplarsınız diyor. Bizim de güzel bir bandımız var. Lütfen hep birlikte izleyelim. Buyurun. Sporun yetişkinler için ne kadar yararı varsa çocuklar için de bir o kadar yararı vardır. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda spora erken başlamanın önemini vurgulamaktadırlar. Çocukluk dönemi hem fiziksel hem de zihinsel gelişimin en yüksek olduğu dönemdir. Aileler çocuklarının hem okul hayatında hem de fiziksel hayatlarında sağlıklı bir gelişim göstermelerini istiyorlarsa okuldaki bir spor koluna katılmalarını sağlamalıdırlar. Spor, çocukların eleştirel düşünme becerilerine, problem çözme yeteneklerine büyük katkı sağlayacaktır. Herhangi bir spor branşına katılan çocuk, kazanmayı, kaybetmeyi ve disiplinli yaşamayı öğrenecektir. Spor, çocuklarda oluşan dikkat dağınıklığını engelleyerek çocukların bir konuya daha konsantre olmasını sağlayacaktır. Spor, çocukların sosyalleşmesine, iletişim becerilerine, konuşma, dinleme ve kendini daha iyi ifade etmelerine katkı sunacaktır. Sevgili izleyenler, harika bir konumuz var bugün e, spordan bahsediyoruz böyle e, çok enerjiyiz hepimiz heyecanlıyız. Lütfen sizin de eğer bu konuyla ilgili e, Mustafa Hocama e, sorularınız ve önerileriniz varsa bize göndermeyi unutmayın sosyal medya adreslerimizden özellikle bir numaramızdan da gönderebilirsiniz. Yine e, konumuzla alakalı eğitim ahlakı. Gençlerimizi yakından ilgilendiren güzel bir kitap, her e, evde bulunması gereken gençlerimizin, çocuklarımızın okuması gereken bir kitap. E, i̇ki tane izleyenimize göndereceğiz. Bunun için yapmanız gerekenler de çok basit. Hemen tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip edeceksiniz. Son paylaşımımızı beğenerek bir arkadaşınızı da etiketleyerek bu harika kitaplara sahip olabilirsiniz. Ne kadar çok yorum yazarsanız o kadar çok kazanma şansınız da yüksek olacaktır. Bunu da tekrar hatırlatmak istedim. Çünkü istiyorum ki hepinizin kütüphanesinde, evinizde bulunsun bu güzel Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının kitapları. Evet gençleri nasıl spora teşvik edebiliriz diyoruz. Erken yaşta başlamalılar dediniz. Anne baba faktörü çok önemli dediniz bu konularla alakalı. Peki sporun kişinin kendi kazanımları içinde çok farklı olumlu etkileri var öyle değil mi hocam? Kesinlikle. Topluma ee, sağlam ayakları yere basan başarılı bireyler e, yetiştirmek için spor bence çok önemli bir faktör. Bunu e, ne olursa olursun e, olsun herhalde yadırgayamayız. Ee, kesinlikle Demet Hanım. Ee, şimdi hani spor eşittir bazen çok kullanılır ama disiplin demek. Evet. Zaten sporun tanımında da söylediğimiz gibi belli kurallar çerçevesinde yapıldı. Hı hı. Ee, spora başlayan çocuklarda yani Problemli çocuklarda sporun çok büyük bir düzeltici olgu olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ne getiriyor bu çocuğa? İşte zamanlı iyi kullanmayı, zamanlı iyi kullanmayı, e, hedefe odaklanmayı. Hı hı. Bunun dışında organize olmayı, takım arkadaşlarıyla birlikte hareket etmeyi veya bireysel hareket etmeyi, e, strateji bunun hepsini spor olgusu içerisinde yaşıyoruz. Hı hı. Yani örneğin e, bir tekfondo e, sporcusunu düşünelim, rakibinin hangi hamleyi yapacağını. Ee, işte kendisinin o hamleye karşı hangi hamleyi yapacağını, nerede o hamleyi yapacağını, ne zaman yapacağını. Öngörüsü de yükseliyor evet. çocuğun. Yani Yani e, bu unsurların hepsini hesaplamak zorunda. Hı hı. E, tabii bunun dışında spor ciddi anlamda bir disiplin demektir. Yani kendi sporculuk hayatımda da biliyorum. Halen orada yaşandığım kazandığım kazanımı hı hı. kendi hayatımda uyguluyorum. Yani kendim yıllarca e, dolabımı hep kendim düzenlerim. Çünkü hı hı. sporculukta en büyük unsurlardan biridir. Yani kendi malzemenine sahip çıkmak, malzemeni düzenli kullanmak gibi. Evet. E, bu alışkanlıklar tabii ileriki hayatınızda da yansıyor. Ben sporcuların hepsinde bunu görüyorum. E, bunun dışında özgüven en büyük unsurlardan biri. Hmm. Yani örnek bir takım sporcusu düşünün. E, çocuklarımız çoğu kez biz bunu Anadolu'da çok yaşadık. beden eğitimi öğretmeniyken veya il müdürüyken çok gözlemledik. E, şunu yaşıyoruz. Çocuk ilk defa bir takımla il dışına çıkıyor. Yani ailesinden uzaklaşıyor. Evet. Ee, orada kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğreniyor. Ya yani takım halinde hareket etmeyi düşünüyor. Uh -huh. ee, ondan sonra işte orada e, bir deplasmana veya farklı bir müsabakaya gittiği zaman e, işte eşyalarını nereden ne zaman toplayacağını, işte müsabaka sırasında nasıl oturacağını hep bu unsurlar ileriki hayatlarında ciddi anlamda bir deneyim olarak yansıyor. Hem özel yaşamlarında Kesinlikle hem sosyal yansıyor. hayatlarında Kesinlikle. o disiplin hayatı onların belki de bir sıfır önde başlamalarını sağlıyor öyle değil mi? Bazen e, burada bir örnek vermek gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızın e, büyük başarısını ben geçmişteki spor hayatına kendi adıma bağlıyorum. Evet. Çünkü kendisi geçmişte futbol branşıyla ilgilenmişti hı hı. ve iyi bir futbolcuydu Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi bulunduğu mevki bakımından da Libero mevkiinde hı hı. E, tüm takımı görebiliyordu ve izleyebiliyordu ve yönetebiliyordu. Şimdi ülkeyi ne kadar güzel yönettiğini e, görüyoruz. Yani spor olgusunu ben küçük bir örnek vermek istedim. bununla ilgili. kendi hayatımızda da yaşıyoruz. Hı hı. Hem bireysel hem takım sporlarının e, sizin de dediğiniz gibi küçük yaşlarda başladıktan sonra ileriki yaşlarında hem özel hayatı hem iş hayatına ciddi yansıtığını görüyoruz. Hı hı. Yani sporun olguları deminden de saydık. Disiplin, özgüven, e, tabii strateji. Bunların hepsi ileriki hayatımızda en büyük bize yardımcı olan unsurlar. Yani gençler yola çıktığı zaman spor yanlarında varsa hep hayatlarının içindeyse başarıya doğru galiba daha hızlı adım atıyorlar. Koşar adımlarla yürüyorlar başarıya. Kesinlikle yani onu gözlemliyoruz. Yani mesela şu an biliyorsunuz Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı. Bazen zaman zaman sohbet ettiğimiz gençlerle konuştuğumuz zaman özellikle hmm. ailesinin yanından çok fazla ayrılmamış bir genç de hmm. spor hayatı boyunca sürekli olarak e, müsabakalara gitmiş, dışarıya gitmiş bir gencin arasındaki farkı hmm. orada gözlemliyor. Hemen biliyoruz? fark edebiliyorsunuz kesinlikle, değil mi o kesinlikle. iki kişi arasındaki kesinlikle. farkı, kesinlikle. genç arasında? Hem sosyalleşme farkı. noktasında hmm. hem de hayatını idame etme noktasında, özgüven noktasında hmm. çok ciddi bir fark ortaya, fark, fark ortaya çıkıyor. Ee, yani spor büyük, büyük bir tamamlayıcı bu konuda. Ee, Hiçbir zaman sporun zararını yani spor yaptırdım da çocuğumda zarar şu zararı gördüm diyen yok hiç, e, duymadık. hiç duymadık olacağını da zannetmiyorum bir unsur hı hı. bu konuyla ilgili özellikle velilerin bununla ilgili geçmişte ciddi bir özellikle başarılı ders kariyer noktasında başarılı çocuklarla ilgili tercütleri vardı hı hı. onu da ortadan kaldırdı Gençlik ve Spor Bakanlığı şu an. Özel evet öğretim, öyle bir algı vardır. Siz şimdi söyleyince hatırladım. Bizim zamanımızda daha çoktu ama şimdi geçti artık eskisi gibi hemen değil. Hemen villlere buradan müjdeleyici <laughs> bir haber. Özel Eğitim Kurumları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bir protokol imzaladı. Öyle mi? Artık özellikle Türkiye'de <laughs> dereceye girenler işte Türkiye birinciliği ve dünyada, <laughs> Türkiye'de dereceye giren belli kıstaslar var ki kıstaslar da çok yukarıda değil. <laughs> o anlamda başarılı olan çocuklar özel okullarda Tam burslu olarak artık eğitimlerini devam edecekler. Ne kadar güzel bir müjde vermiş oldunuz bugün. Aynı zamanda programımızdan. Müthiş bir şey. İşte başarı başarıyı tetikliyor diye düşünüyorum Kesinlikle. ben. Kesinlikle. Yani Böylece velilerin kaygı, kaygısını, kaygısını da giderdik. yok etmiş olalım. Hatta Demet Hanım çok ilginç. Bizim başarılı sporcularımızın eğitim gördüğü, olimpik hazırlık merkezimiz var Ergaman'da. Biz sadece çocuklarımızı spor odaklı hayata hazırlamıyoruz. Bunun yanında e, hayatının diğer alanlarında önlerine çıkacak Eğitimleri de veriyoruz. Hı hı. İngilizcesinden tutunan matematiğine kadar veya Türkçe eğitimine kadar veya sosyal alandaki hı hı. diğer unsurlarına kadar da çocuğumuzun yanında olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ki çocuklarımızın bazıları da zaman zaman e, spor hayatlarını belli nedenlerle sonlandırmak istedikleri oluyor. Yani böyle bir zorunluluğumuz Yani çocuğumuza bunu verirken illa sporcu olacak diye düşünmüyoruz. Hı hı. Sporun yanındaki diğer unsurların da çok önemli olduğunu bildiğimiz hı hı. için velilerimizin konudaki tereddütlerini gidermeye çalışıyoruz. Ben kendi hayatımdan veya birçok arkadaşımızın veya dostumuzun hayatından şunu söyleyebilirim, spor hayatının içerisinde olan kişilerde başarısızlık oranının çok düşük olduğunu gördüm. Aynı fikirdeyim. Ben bir de şeyi söylemek istiyorum. Benim bir komşum vardı. Onun böyle çok özel, harika bir çocuğu vardı. Gerçekten çok özel. Gençlik ve Spor Merkezlerine kendisi gittiği zaman çocuğunu da götürdü. Oradaki hocalarımızın o özverili davranışlarını da hiçbir zaman unutamam çocukta. Öğretmeni ya siz nereye götürdünüz, ne yaptınız da bu çocuk birkaç kelimeyi, şimdi bir kelimeyi hocam bazen bir ayda falan öğrenebiliyorlardı, çok uzun zaman gerektiriyordu. Ama bir zannedersem 2-3 kelimeyi bir haftada iki haftada o hocasından spor hocasından öğrenmiş. Yani düşünüyorum gerçekten spor özel çocuklar için de müthiş bir Kesinlikle. kazanım. Peki gençlik merkezlerinde hani bu özel çocuklarımız için veya engelli çocuklarımız için bir çalışma var mı? Spor il müdürlüğünün, gençlik il müdürlüğünün bu konuyla ilgili nasıl düşünceleri, nasıl çalışmaları, projeleri var? Bu konu çok önemsediğimiz bir konu. Hı. Yani çok önemsiyoruz. Hem gençlik merkezlerinde spor tesislerimizde bu alanda eğitim almış antrenörlerimiz eşliğinde çocuklarımıza e tabii belli branşlar noktasında eğitimler veriliyor. Hı hı. Yapabilecekleri kadar Evet, değil yapabilecekleri hı. noktasında aslında e, bu konuda da çocuklarımızda çok ciddi ceyferler var. Evet. Hatta son zamanlarda malum biliyorsunuz e, birçok e, bu anlamda özel sporcumuzun çok ciddi başarılarıyla da gururlanmaya evet, başladı. Çok büyük gurur. İşte bir süreyi duyduğumuz evet. zaman çok hı hı. mutlu oluyoruz. Ee, bu anlamda pozitif ayrımcılıkları var bu çocuklarımızın bizde. Yani bu çocuklarımız bize geldikleri zaman hatta o boyuta geldik ki yeter ki aile bu noktada çocuğunun eğitim aldı, almak istediğini söylediği zaman biz evinden alıyoruz. Hı hı. Spor tesisine getiriyoruz. Eğitimini e, yani bize düşen görev yaptıktan sonra tekrar evine bırakıyoruz. Ne kadar güzel yeter bir ki imkan. Yeter ki ailelerimiz bu konuda istekli olsun. Hı hı. Yani Bizim spor testlerimiz onların emrinde bu konuda özel eğitim almış hı hı. E, antrenörlerimiz var. İstekli olan ilçe müdürlüklerimize, il müdürlüğümüze başvurdukları zaman, Ben de şimdi onu soracaktım. Ne yapmaları gerekiyor diye hemen... Bu alanda bizim başvuru merkezlerimiz spor testlerimiz de olabilir. Yani gittikleri zaman arkadaşlarımız mutlaka... Yardımcı enercekler. olurlar. Ama ilçe müdürlüklerimize ve il müdürlüğümüze geldikleri zaman şimdi bir duyuru yapacağız zaten. Hem spor merkezlerimizde yani eskisi yaz okullarında hem engellilerle ilgili yaz okulları açıyoruz. Hı hı. Hem de normal çocuklarımız için açıyoruz. Bu anlamda velilerimizden... Özel e, istirham ediyorum. Ne olur bu konuda çocuklarımızı çocuklarınınlarını bizden esirgemesinler. Biz onlarla çalışmaktan çok keyif alıyoruz e, ve onlar e, açıkça işlerinde büyük bir cevher taşıyorlar. Harika. Hocam yine güzel bir bandımız var. Onu izleyelim. Ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Olur Şimdilik. mu? Evet sevgili izleyenler, e, hareketli yaşamın e, ipuçları ile ilgili güzel bir band var. Buyurun beraber izleyelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre fiziksel hareketsizlik her yıl dünya çapında 1.9 milyon insanın ölümüne yol açmaktadır. Hareketsizlik obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerinin riskini yükseltmektedir. Peki fiziksel hareketsizlikten kaçınmak için neler yapabilirsiniz? Televizyon, bilgisayar gibi araçları kullanma zamanınızı sınırlandırın. Televizyon izlerken koşu bandı veya sabit bisiklet kullanabilirsiniz. Yürüyen merdiven veya asansör yerine merdiveni kullanın. Mümkünse gidilecek yere bisikletle veya yürüyerek gidin. İş arkadaşı, aile veya dostlarınızla öğle yemeğinde egzersiz programı düzenleyebilirsiniz. Araçla gezi yerine aktif geçecek tatil planları yapın. Günlük adımlama sayınızı arttırın ve her gün adım sayar kullanın. sevgili izleyenler yeni güne merhaba da bugün e, spordan bahsediyoruz. Gençlerimizi çocuklarımızı spora e, nasıl alıştırabiliriz? E, hayatında onların gerçekten de dönüm noktası e, sporun olmasını istiyorsak özellikle neler yapmamız gerekiyor arkadaşlar? E, bu konuyu konuşuyoruz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi sorularınızı ve önerilerinizi bip numaramızdan bizlere iletebilirsiniz. Harika bir kitap e, hediyem vardı yine onu hatırlatmak istiyorum. Eğitim ahlakıyla ilgili onu da öncelikle yeni güne merhaba tv Instagram adresimizi takip edeceksiniz. Son paylaşımımızı beğenerek bir arkadaşınızı etiketleyerek bu güzel kitaplara sahip olabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Evet hocam artık böyle son dakikalara girdik. İstiyorum ki herkes bol bol özellikle de ekran başında bizi izleyenler, gençler, çocuklar bol bol istifade etsinler. Nedir, ne değildir, nerelere başvurmaları gerekiyor, neler yapmaları gerekiyor? Bunları ayrıntılarıyla konuşalım. Ama tüm bunları tekrar hatırlatmadan önce girişte siz de söylediniz spor evvela çocukları, bir kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Tüm bağımlılıklardan uzak tutuyor dediniz. Bu konuyla ilgili de birçok tecrübe yaşamışsınızdır muhtemelen. Bu tecrübelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Ee, tabii spor olgusu kendi yaşamımdan da örnek verebilirim. Aha. Yani çok haylaz bir öğrenciydim. Ee, aslında şöyle yani e, haylazlık ölçüsü tabii farklıdır ama kendi adımızla konuştuğumuzda haylaz bir öğrenciydim. Ee, bir takıma 10-11 yaşlarında bir takıma futbol takımıyla başladıktan sonra hayatımda çok büyük bir dönüm noktası olduğunu gördüm. Yani aileme olan bakış açım, arkadaşlarıma bakış açım, eğitime olan bakış açım, öğretmene bakış açım değişti. Ve o süreç beni önce beden eğitimi spor yüksek okulumla, oradan da beden eğitimi öğretmenine buraya kadar taşıdı. Evet. Tabii kötü alışkanlıklar noktasında şunu söyleyeyim. Hayatım boyunca kendi adıma söyleyeyim, hiçbir kötü alışkanlığım olmadı. Bunun en büyük sebeplerinden biri de o arkadaş grubumdan kopacağımı veya Antönerimizin nezdinde benim değerimin olmayacağını düşünerek hı hı. hiçbir kötü alışkanlığa yönelmedim. Hep bir tedirgin oldunuz. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Yani etrafınızda işte o kötü alışkanlıklar olmadığı için belki e, nefsani olarak e, gençlerin hani bir takım şeyleri vardır ya böyle kıpır kıpırdır içleri. Kötü de olsa bazen göremeyebilirler, anlayamayabilirler ne kadar kötü olduğunu. Hep böyle e, tütün bağımlılığı veya bazı zararlı alışkanlıklar yapanlar der ki ah ah keşke gençlikte başlamasaydım, keşke bilseydim diye. Ama işte o yaşlarda bazen şey yapabiliyor, e, göremeyebiliyorlar. İşte bu noktada spor e, gerçekten sizin söylediğiniz gibi o çevreyi kaybetmemek adına çok önemli bir adım. Hem. O yönü çok kuvvetli. Bunun hı hı. yanında bir de e, spora başlayan çocuğumuza ilk tavsiyemiz kötü alışkanlıklarla ilgilidir. Yani hı hı. bir antrenör sporcusunun karşısına aldığı zaman söyleyeceği unsurlardan biri iyi beslenmesi gerektiğini, hı hı. kötü alışkanlıklardan uzaklanması gerektiğini, artık bir sporcu kimliğine sahip olduğunu, hı hı. örnek bir ee, bir rol model olduğunu, bu anlamda çevresindekilerin ona bakarak spora karşı bir izlenim edineceğini, hı hı. bu için hareket ve tavır ve tutumlarının dikkatli olması gerektiğini ifade eder. Hı hı. Ee, hiç unutmuyorum, ee, bir büyüğümüzün bir anekdotu vardı çocuğuyla ilgili. Ee, diyor çocuğum sokakta kavga ettiğini gördüm. Hı hı. Ben de tabii gayri ihtiyar camdan seslendim çocuğuma. Ya sen niye vurmuyorsun? Hı hı ve bana döndü. Baba karate'de vurmak yasak. Yani şimdi o e, öğrendiği bir unsuru hayatına yansıtıyor. E, hakikaten karate branşında örneğin vurmak sporcunun birbirine vurması karate branşında eksi bir puandır. E, bu anlamda çocuk spor branşıyla ilgili yaşadığı bir anekdotu hayatına idame edebiliyor, hayatında yaşayabiliyor. İşte bizim antrenör olarak, idareci olarak, spor yöneticisi olarak veya bir Kulüp yöneticisi olarak hı hı. tek üzerinde durduğu nokta vardır. İlk etapta başarılı bir sporcusu olmasından daha çok kötü bir alışkanlığın olmamasıdır. Zaten herhalde antrenörler, hocalar da bir rol model oluyor değil mi çocukların Kesinlikle, e, hayatında? Kesinlikle. Bu konuda biz antrenörlerimizle sürekli olarak zaten konuşuyoruz, hasbihal ediyoruz. E, onların da dediğiniz gibi çok önemli bir unsur çocuklarımıza rol model olma noktasındaki tavır ve tutumlarını açık söylemek üzere müdahalelerde bulunuyoruz. Hı hı çünkü çocuğumuz bir eee direktmen rol modelini kopyalıyor. E, kötü bir örnekle hiç karşılaşmadık. Yani antrenörlerimiz de bu konuda sağ olsunlar çok dikkatliler. Uh -huh. e, bazen kendi hayatlarında yaşadıkları kötü unsurları çocukların yaşamaması için daha da dikkatli ve özenli olarak davranıyorlar. Ben e, velilerimize şunu söylüyorum. Biz e, ekran başında seyredenlere şunu ifade etmek istiyorum. İnanın bir spor branşıyla çocuklarını tanıştırdıktan sonra çok ciddi anlamda farkındalık görecekler. E kötü alışkanlığı olan çocuklarımız da olabilir. Ya bu çocuklarımız da geldikten sonra inanın bu alışkanlıklardan belli zaman belli periyod periyottan sonra uzaklaşacaklardır. E, bunun çok örneğini yaşadık, sayısız örneğini yaşadık. E, birçok başarılı sporcunun da aslında geçmiş geçmişine baktığınız zaman Kötü karnesinin olduğunu da gördük hı. ama sporla beraber e, o karne... Karnedeki kırıklar evet. da düzeliyor Düzeldi, zaman içerisinde düzeliyor. öyle değil mi? Düzeliyor. Velilerimiz güvensinler. Hı hı. Peki gençlik e, il spor müdürlüğü olarak e, Mustafa Hocam e, böyle nasıl söyleyeyim başarılı e, çocuklarımızı nasıl keşfediyorsunuz? Çok e, güzel bir unsur. E, aslında onu da burada değinmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. En baştan beri hep Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı dedik. Son 4 yılda Türkiye'de çok büyük bir devrim yapıldı. Hı hı. Sporda yetenek taraması diye bir e, unsur Türkiye spor literatürüne geçti. Hı hı. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm 81 ilde eee 3. sınıfa giden çocuklarımız dünya literatüründe belirlenmiş testlerden geçmeye başladı. İstisnasız herkes. Yani bugün köylerde, hı hı. ilçelerde her yerde olan çocuklarımız e, bizim ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın imkanlarıyla spor salonuna getiriliyor. Hı hı. Orada bu 5 6 branş 6 e, e, testten geçiriliyor. Bunlar dünya literatürüne girmiş testler. Evet. Burada alınan analizler bir üst kurulda değerlendiriliyor. Yetenekli çocuklar o süzgeçten geçirdikten sonra yavaş yavaş branşlaşmayla beraber Türk sporuna kazandırılıyor. Kısaca yetenek artık tesadüfe bırakılmıyor. Hmm. Türkiye'de e, bu yetenek taraması bir devrim niteliğinde. Yani sağlık taraması gibi böyle her köyü, evet. her ilçeyi, her kırsala evet. giden bir sağlık bakanlığı vardı ya böyle evet. bütün şeyler orada yapılırdı. Bu müthiş bir şey aslında bizim için. Gerçekten çok da sevindirici aynı zamanda. Çünkü düşünüyorum böyle uçsuz bucaksız böyle hiç tahmin etmediğiniz yerlerde herhangi bir kırsalda bile çok yetenekli keşfedilmeye hazır çocuklarımız olabilirler evet. Yaşıyoruz bunu. Hı hı. Mesela geçmişte e, yine bir sene önce geldiğim ilde e, bir köyümüzden getirdiğimiz çocuk e, hız testini en hızlı bitiren çocuğumuzdu. Hı. E, ve biz çok mutlu olduk. yani O çocuğumuzun gelecek vaat ettiğini gördük. Hı hı. İşte dediğim gibi yeteneği artık tesadüfe bırakmıyoruz. Bilimsel anlamda çalışıyoruz. Küçük yaştan itibaren, üçüncü sınıftan itibaren bu anlamda bu olguyu ortaya koyuyoruz. E Bunu tabi Seçay'da kendi belli bir kurul tarafından hı hı. E, belli literatürler taranarak yapılıyor. E ben buradan gelecek çocukların e, ciddi anlamda Türk sporuna katkı sağlayacağını, yeni şampiyonların doğacağını inanıyorum. E, dikkat ettiyseniz zaten son zamanlarda da sporda çok ciddi başarı var. Evet. E, çok ciddi başarı var. E, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde e, ortaya koyulan bir vizyon. Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da sporu sevmesi bizim için çok büyük bir şans. Hı hı. Ortaya koyduğu vizyon hem Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun hem diğer bakanlarımızın, diğer bürokratlarımızın da bize verdiği destekle hı hı. E, inşallah Türkiye e, ciddi anlamda sporda kendinden söz ettirecektir. Söz ettirmeye de başladı. İnşallah. Artık son dakikamıza girdik. Mustafa Hocam e, bizi izleyen annelere babalara son cümlelerinizi tavsiyelerinizi alabilir miyim? Ve... Onları dört gözle bekliyoruz. Gençlik <laughs> ve Spor Bakanlığımızın tesislerine, il müdürlüğümüze. Kapımız 7-24 hepsini açık. Her türlü sorun da açık. <laughs> Yaşadıkları olumlu ve olumsuz her şeyi biz de paylaşabilirler. E, 270'e yakın antrenörümüz var kendi <laughs> bünyemizde. Yerel yönetimlerin antrenörleri var, özel müteşebbislerin antrenörleri var. Bize güvensinler. Bilim, yani belli kıstaslardan geçen, bunun bilimsel eğitimini alan antrenörlerle çocuklarının iyi yönde, her türlü hem fizik hem ruhen şekilleneceğine yüzde yüz eminim. Ola ki aksi durumlar olursa kapımız her zaman açık. 7-24, tesislerimiz, yaz okullarımızı takip etsinler. İl spor merkezlerimizin yakında duyurularını yapacağız. Uh -huh. Evet Covid ama biz onun önlemlerini alıyoruz. Sağ olsun devletimiz de alıyor. Spor salonlarımız buna göre artık yeni önlemlere göre dizayn edildi. Velilerimizi, çocukların özellikle annelerimizi çocuklarından ellerinden tutarak spor salonlarında ve ...sportif aktiviteleri, branşları getirmelerini temenni ediyoruz, istiyoruz, arzuluyoruz. Sağ olun Mustafa Hocam. Gerçekten çok istifade ettiğimiz güzel bir program oldu. Çok, çok keyif güzel. aldım ben de. E, spor çünkü hayatımızın olmazsa olmazlarından bir tanesi... Gençlerimize de en azından nasıl yol almaları gerektiğini annelere, babalara buradan bir nebze de olsa açıklamaya çalıştık. Sağ olun, var olun geldiğiniz teşekkür için. Ederim. Teşekkür çok ediyorum. Sağ, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Sağ. Evet sevgili izleyenler programımızın artık ikinci bölümüne geçeceğiz. Az sonra da atasporumuz okçuluktan bahsedeceğiz. Okçuluk antrenörü Cengiz Yıldırım Beyefendi bizlerle birlikte olacak. Okçuluk, kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalıdır. Peki, okçuluğa nasıl başlanır? Okçu olmak isteyen biri hangi özelliklere sahip olmalı? Konuyla ilgili merak edilenleri okçuluk antrenörü Cengiz Yıldırım az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Sizi burada ağırlamaktan da büyük bir keyif alıyoruz gerçekten de. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Diyanet TV ve çalışanlarına bize gösterdiği ilgi alakadan dolayı Atasporu Okçuluk'u anlatmak için bize bu fırsatı tanıdınız. Hı -hı. Çok teşekkürler. Iyiyiz. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. E, biz de sizlerle birlikte böyle güzel bir program yaptığımız için daha mutluyuz. Hocam öncelikle e, biz sizi tanıyabilir miyiz? Cengiz Yıldırım Hoca e, e, kimdir? E, Atasporu Okçuluk'la ilgileniyorsunuz ama e, istiyoruz ki e, bu zamana kadar neler yapmıştır? Kısaca bir kendinizi tanıtır mısınız bize? Ben emekli askerim. Uh -huh. Ana branşım ateşli ve havalı silah. Uh -huh. Oğlumuzun okçuluğa yönelmesiyle uh -huh. okçuluk branşına merak sardık. Uh -huh. Şu anda üçüncü kademe antrenör olarak okçuluk faaliyetine devam ettiriyoruz. Uh -huh. İki tane tesis kurduk. Uh -huh. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için. Yani dağdaki teröristi vurup öldürmek kolaydır. Uh -huh. Fakat şehirdeki alkol uyuşturucu teröründen kurtarmak zordur. Çocuklarımıza spor yaptıralım. Dimaları açık olsun istedik. Hı hı. E, elleri ayakları fizikleri düzgün olsun istedik. Hı hı. Bu sebeple 2010 yılından beri okçuluk sporuyla iç içeyiz. Harika. Ee, peki bu sporu biraz da sevgili izleyenlerimize yakından e, bilmeyen yoktur zannetmiyorum ama biraz daha yakından tanıtalım mı? Okçuluk nasıl bir spordur? Okçuluk dikkat eksikliği, hiperaktivite hı hı. E, odaklanma Bunları gideren bir spordur. Doktorlarımız tarafından reçeteye yazılıyor artık. Hı hı. O şimdi Spor. duyan, bizi izleyen, sevgili izleyenlerimizden vardır. ya. Benim çocuklarımda da böyle var. Acaba okçuluğa mı göndersem diye muhtemelen. Gelen sporcularımızda ilaç kullananlar vardı. Hı hı. İlaçlarını bıraktılar. Hı hı. Spor sağlıktır. Yani çocuklarımız hareket edemedikleri hı hı. için hemen bir yaftayla yani... Evin içerisinde çocuk koltuktan koltuğa atlayıp zıplıyor. Evet. Çünkü Hı -hı. enerjisini dışarıda boşaltamıyor. Dışarıya çıkartmıyoruz. Çocuklarımızı evet. artık bir cam fanus içerisinde büyütür doğru. olduk. Doğru, doğru. Lütfen spor yaptıralım. Yani Hı -hı. çocuklarımız ağaca tırmansın, koşsun, atlasın, zıplasın. Bu hiperaktifte diye hemen yaftalamayalım çocukları. Hı -hı. Hemen böyle doktor doktor gezmeyelim evet. diyorsunuz. Oktuluk... Onlara bir alan açalım en azından değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Okçuluk sporu da bunlar için birebir. E, atış, okçuluk, e, tenis dikkat eksikliğini gideren sporlardan başında gelir. Sporun hepsi önemli. Ama bunun için okçuluğu biz tavsiye ediyoruz. Evet, ata sporumuz aynı zamanda öyle değil mi? Üzerinde 40 tane hadis-i şerif olan bir branş. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bizim çocuklarımızın üzerinde haklarımız olduğu gibi çocuklarımızın da bizim üzerimizde hakları vardır. O haklar ki okuma yazma öğretmek, spor, okçuluk yani okçuluğu öğretmek yüzmeyi öğretmektir ve helalinden bir miras bırakmaktır demiştir. Doğru. Doğru. Yine başka bir hadis-i şerifinde ok atmak nafile ibadetten daha hayırlıdır demiştir. Hı hı. Peki Cengiz Hocam, özellikle son dönemlerde bu ata sporumuz, okçuluğun bu kadar çok popüler olmasını neye bağlıyorsunuz? E, Tabi son dönemde bu dönem filmleri de muhtemelen biraz etkili olmuştur gibi geliyor bana ama siz ne dersiniz? Bizim çocukluğumuz Cüneyt Arkın'ın gazi filmleriyle evet. geçti. Belli bir dönem bizim tarihimize ait ne varsa, tarihin tozlu raflarına kaldırdık, unutturduk. Batı'nın bizim genlerimize ve bize uygun olmayan ne varsa alıp, Uygulanmaya çalıştık ama son dönemlerde bize ait olanları çıkarttık, genlerimize uygun olanları çıkarttık, insanlarımız yapabildiklerini. Biz tarihe nam salmışız okçulukla. 150 bin okçuyla 500 bin haçlı ordusunu imha etmişiz evet. ve e, toz koparan İskender'imiz 853 metre Ok atarken hı hı. E, bize en yakın atan ve 2 metrelik longbow denen İngiliz ile atanlar 350 metreye atmışlar. Hı. Çok biz bunların, ecdadımız bunlarken biz bunları unutup okçuluğumuzu bir kenara bırakmışız. E, 2012-2013 yılından itibaren Okçuluk Vakfı'nın kurulup e, Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Bey'in bu işe girmesiyle birlikte hı hı. okçuluk biraz daha yüme kazandı. Ve sizler sayesinde biz okçuluğu tanıttık. 2013 yılında ilk basın turnuvamızı düzenledik. Evet. Basın turnuvasında sizleri yarıştırdık Evet. ve sizler haber yapınca evet. Türkiye'nin her yeri evet okçuluğu herkes yapabilirmiş. Belirli bir zümreye, Hı. belirli bir elit kesime ait değilmiş öğrendi. Gerçekten çok önemli oldu bu basın turnuvası. İlk defa tanıştım. Ben de yıllar önce gelmiştim Cengiz Hocam. Evet. Müthiş bir zevkti. Hiç bilmediğim bir şeydi. Devam ettirmeyi de çok arzuladım, çok istedim. İnşallah bundan sonra konuşalım sizinle. Çocuklarımın da bu sporla ilgilenmesini çok istiyorum. İnsanın yani bir çocuğun yetişmesinde elbette ki bütün spor dalları çok önemli ama ben okçuluğunda çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. 7 yaşından 90 yaşına hedef kitlemiz. Dede ile torunun, anne ile kızın, baba ile oğlun hı hı. yan yana geçip eşit şartlarda yarışabileceği ender sporlardandır. Hı hı. Yaylarımız her e, şahsın fiziki gücüne, fiziki yapısına göre ayarlanabilir. Hı hı. Aynı mesafeye çocuğunuzla ok atabilirsiniz. E, diğer branşlarda biraz daha güç kuvvet hı hı. gereklidir. Hı hı. Ama okçulukta herkes çekeceği yayla. Çekebildiği yayla aynı mesafeye oku atabilir. Peki uluslararası anlamda baktığımız zaman çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl başarı başarılı buluyor musunuz? Şu anda yavaş yavaş bir ivme kazandı. Hı hı. Ee, i̇nşallah ileride daha çok biz sadece olimpiyata gitmeyi değil, olimpiyatta madalya kazanmayı hedefliyoruz. Evet. Yetiştirdiğimiz sporcularla inşallah biz bunu sağlayacağız. Hı hı. Olimpiyata gitmek evet başarı mıdır? Bir yere kadar hı hı. ama orada madalya ile dönmek, ülkemin bayrağını o göndere çektirmek hı hı. en büyük başarıdır. Kesinlikle. Hedefimizi büyük gibi. tutmalıyız. Hı hı. Ee, küçük şeylerle kendimizi avutmamalıyız diye düşünüyorum. Peki. Bizim yetiştirdiğimiz sporcularımız Mustafa Türkiye şampiyonu. Hı hı. Ee, Onları Emine, da yakından tanıyalım sizi de Emine, yavaş yavaş yanımızda Avrupa, alalım. Avrupa üçüncümüz. Maşallah. Kadetler Avrupa üçüncüsü ve bu gelen gençlerin Türkiye'nin ayak sesleridir. Hı hı. Spora son dönemlerde daha önem verilmekte. Biz ailelere şunu sesleniyoruz. Pandemi döneminde lütfen ilaçlara, gıdaya, hı hı. gereksiz şeylere bel bağlamayın. Çocuklarınızı çıkartın, spor yaptırın. Güzel. Özellikle ileriki yaşlardaki insanlarımızı bir çiçek saksısı gibi bir kenara koyup aman baba kımıldama kemiğin kırılır, aman anne kımıldama... <laughs> Bir yerine bir şey gelir. Lütfen onları çıkartıp spor yaptıralım. Sağlıklı yaşasınlar. Hastane köşelerinde yaşamasınlar. Çok haklısınız. Önemli bir vurguydu gerçekten de. Şimdi okçuluğa nasıl başlanırı önce size mi sorsam yoksa gençlerimize mi sorsam bilemedim. İsterseniz biz girizgah yapın sonra gençlerimizi alalım yanımıza. Okçuluğa illerindeki mevcut kulüplerle gençlik sporumuzun gençlik hı hı. spor il müdürlüklerinin bünyesinde kulüplerimiz var. Hı hı. Oralardan ve özel kulüplerle Başlayabilirler. Dediğim gibi 7 yaşından 90 yaşına bizim hedef kitlemiz. Birçok kulüp farklı yaş grupları uyguluyor ama hı hı. her yaş grubuna uygun bir spordur bu. Bulundukları illerin kulüplerine müracaat etsinler. Yani e, ulaşılması çok kolay zaten çok kolay. diyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Malzemesi biraz pahalı gibi görünüyor hı hı. ama e, sağ olsun yerli bir üreticimiz... Bu işe girdi. Hı hı. Artık yüzde %99'unu ülkemizde üretebiliyoruz. Aa, ne kadar güzel. Ee, onlara da çok teşekkür ediyoruz hı hı. buradan. Ee, rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Önceden bir malzeme sipariş ettiğimizde 6-7 ay e, maksimum bekliyorduk. Ben bunu duyunca da çok şaşırdım. E, hocam, atasporumuz okçuluğun biz malzemelerini dışarıdan mı alıyorduk daha evet, önceden? Evet, maalesef. Yani üzücü ama sevindirici bir gelişme de yine bir Türk arkadaşımızın bu anlamda önder olması ve bu işe el atması güzel bir gelişme oldu. Bu genç girişimciler arkadaşlarımızın kesinlikle. evet bu genç girişimcilerin devamı da gelir. İnşallah. Evet sizleri de biraz yakından tanıyalım. Şöyle yanımıza alalım biraz daha. Okçuluğa nasıl başladınız? bir önce öncelikle bir kendinizi tanıtın isterseniz. Bayanlardan başlayalım. İsmim Azra. 17 yaşındayım. 7 yıldır okçulukla uğraşıyorum. Okçuluğa ailemin yönlendirmesiyle başladım ama benim anlatmayı daha çok sevdiğim bir hikaye var. Annemle bir gün metroda giderken Yıldırım Okçulu'nun bir sporcusuyla karşılaşmıştık. Aha. Ben hatırlamıyorum ama annem bayağı bir sohbet etmişti. Sonra yıllar geçti. Ben aynı kulüpte okçuluğa başladım. Gerçekten mi? Aa, müthiş bir hikaye. Ee, peki annenle baban sana dedi ki Azra hadi gel biz seni e, şey e, okçuluğa yazdıracağız. Ya, böyle bir kafanda ya benim ne işim var acaba ne yapacağım <laughs> falan diye bir soru işaretleri oldu mu e, kafanda? Yoksa böyle severek isterek bilerek mi gittin? Ya, bilerek gitmedim. Hı -hı. Orada yaşayarak öğrendim. Hı -hı. Hatta çok uzun bir süre benim için ne kadar önemli olduğunu anlayamamışım bile. Hı -hı. Yani ne kadar sevdiğimi. 3-4 yıl sonra fark ettim. Hı hı. O süreç tabii benim için biraz daha amatörce geçti. Hı hı. Ama başarıların da devam etti bu zamana kadar. Madalyaların hı hı. da var zannedersem. Biraz onlardan da bahsedelim istersen. Tabii. 2017 yılından itibaren aktif olarak yarıştım ve 2018'de ilk defa milli takıma girdim. Çok iyi. Avrupa'da takım olarak birincilik, hı hı. bireysel olarak üçüncülük elde ettim. Bunun dışında dünya şampiyonasında da yarıştım. E, Türkiye'de de birçok madalyam var takım olarak, bireysel olarak. Harika ve devam edeceğim diyorsun değil mi? Durmak hı hı. yok, yola devam. <laughs> evet. e, Derslerini nasıl etkiledi? Az önce çünkü biz e, bu konuyu da konuşmuştuk Mustafa hocamla. E, hayatına e, okçuluk e, sporunu yaptığın zaman bir disiplin, bir başarı ek olarak geldi mi? Ne diyorsun bu konuyla Kesinlikle ilgili görüşlere? Bir kere zamanımı yönetmem için bana çok büyük şey öğretti okçuluk. Hı hı. Disiplini öğretti ve çalıştığım zaman verimli çalışabilmeyi öğretti. Güzel. Yani 5 saatte halledebileceğim bir şey oturduğumda 2 saat içinde tamamen bitirebiliyorum. Hı hı. Ee, bu da akademik olarak bana daha kısa sürede daha iyi başarılar getirdi. Hı hı. Şu Güzel. anda da devam ettirmeye çalışıyorum ikisini bir arada. Harika. Bir de seni yakından tanıyalım. Merhabalar. Ben Mustafa. Okçuluğa 4 senedir başladım. Yıldırım Okçuluğa gelmemle beraber. Hı hı. Annemle babam ilk başta ben ısrar etmiştim okçuluğa götürmekle ilgili. İlk başta hı hı onlar biraz tereddüt etmişler. Önce götürsem sen mi istedin? Götürsem. Evet ben Hı -hı. istedim. Bendeki hikaye biraz Hı -hı. daha farklı. onlar tereddüt etmişlerdi götürsek mi götürmesek mi diye. Daha sonra başladığımızda ilk başta benim sporla başlamam birazcık maymun iştahlılıkla oldu. Basketbol yaptım, yüzme yaptım. Bu farklı branşları da denedim. Hı -hı. Ama 3-4 ay gibi kısa süreler olmuştu. daha sonra okçuluğa geldiğim zaman sanki kendimi bulmuş gibi oldum. Bir anda başarılar ve devamında gelen Hı -hı. doğru eğitimle beraber. Sana hitap eden belki evet. de sporu buldun. Evet. Evet. E, kaç yaşındaydın? 4 sene önce o, mi demiştin? Evet yoksa? 4 sene Heh, önce. 13 tamam. yaşında başladım. Şu Hı -hı. an 17 yaşındayım. Belirli yerlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Geçen sene, bu sene gibi 13-14 yaşında, 14 yaşındayken Türkiye şampiyonu oldum. 17 yaşında daha geçen ay Türkiye şampiyonu oldum. Hı -hı. Çeşitli yarışmalara katılıp hem Ankara hem Türkiye'de takım ve bireysel olarak birincilikler elde ettim. Hı -hı. Eğitime gelecek olursak da eğitimimde benim ilk başta dikkat eksikliği yaşıyordum okçuluğa başlamadan önce. Hı. Ama şu anda neredeyse yok ve gayet rahat bir şekilde devam edebiliyorum. Senin de hayatında önemli bir evet. e, başarı hikayesi ve disiplin hikayesine neden oldu evet. okçuluk? Yani şöyle söyleyeyim. Ben okçuluğa başlamadan önce biraz daha derslerimde bocalarken hı hı. okçuluğa başladıktan sonra notlarım çok yüksek miktarda artış göstererek okul, okul birinciliğine kadar çıktım. Ben şu anda Fen eğitim gören, aynı zamanda okçulukla uğraşan, iki tarafı da hem eğitimi hem sporu bir arada götürebilen bir sporcu olarak devam ediyorum hayatıma. E, e, hedeflerin ne peki? Gidebildiğim en iyi yere kadar gidip olimpiyatlarda Türkiye'nin bayrağını dalgalandırmak. Hmm, süpersin. Dünya şampiyonu olacağız inşallah Umarım. diyorsunuz. E, peki hocam e, iyi bir okçu olabilmek için e, gençlerimizin, çocuklarımızın ne tür özelliklere sahip olması gerekiyor? Fiziki bir özellik, özellikle kol yapısında bir e, iç bükey olarak bahsettiğimiz kol yapısı bizim için önemli. Hı hı. Diğer hiçbir fiziki özelliği çocuklarımızın okçuluk yapmasına engel değildir. Şişmanlık, zayıflık, uzunluk, kısalık... E, Hatta engelli sporcularımız var. Hı hı. Tekerlekli sandalyede olması, lütfen o engelli arkadaşlarımıza da bir sporla uğraşmasını. Okçuluk belki hareketli diğer sporları yapamazlar ama durağan bir spordur. Hı hı. E, bu sporu rahatlıkla yapabilirler. Onlara da çağrıda bulunalım. Mustafa biraz önce e, bahsetti. Ben maymun iştahlıyım dedi. Hı hı. Velilerimiz de bunu hemen atıfta bulunurlar aslında. Çocuklarımız maymun iştahlı değil. Kendilerinin üzerine uygun elbiseyi arıyorlar. Hangisi fiziğini ve ruhunu tatmin ediyorsa hı hı. o branşı yapıyor. Hı hı. Lütfen velilerimiz bu sporu yaptın olmadı, bu sporu yaptın olmadı her şeyde başlıyorsun bırakıyorsun demesinler. Sonra biraz pes ediyoruz galiba anne babalar olarak. Ya işte e, okçuluk dediği zaman ya işte basketbol yaptı, futbol yaptı göndermesen mi acaba diye böyle bir kafamızda belki de bir soru işareti oluyor. Ama sen doğru yolu bulmuşsun gerçekten de üzerine e, giyeceği elbise tam olmuş. Evet kesinlikle. Velilerimiz çocuklarımızın kapılarını açsın, önlerinde mihmandar olsunlar hı. ve bir spora yönlendirsinler lütfen. Mutlaka. Peki okçuluğa gelen bir arkadaşımız, kardeşimiz ilk günde neler öğreniyor hocam? İlk günde geldiğinde ısınmayla başlatıyoruz. Hı hı. Lastik denen bir küçük lastiklerimiz var. Hı hı. Teknik çalışma yaptığımız bu platas lastikleri olabiliyor, serum lastikleri hı. olabiliyor. Onunla teknik çalışma yaptırıp ilk gün mutlaka birkaç tane ok attırıyoruz çocuğumuza. Egzersiz falan yaptırıyoruz. Egzersiz çocuğum. de yaptırıyoruz. Hı hı. Ee, evde ödev veriyoruz. Özellikle şınav ve mekik güçlendirmek için çocuklarımızı. Bütün sporların temel şeyi şınav ve mekiktir. Bunları yapabildiğiniz takdirde bütün branşları rahatlıkla yapabilirsiniz. Hı hı. E, peki gözlük kullanmak e, bir engel midir bu sporu yapabilmek için? Engel değildir. Eksi 19 derece göze sahip olup da 50 metre makaralı yayda yarışmalara katan, Türkiye şampiyonlarına katılıp hı hı. ve orta sıralarda yer alan sporcumuz var. Hı hı. Dediğim gibi hiçbir e, şey e, uzuvdaki eksiklik engel değil. Mutlaka bir yolunu bulup atışını yaptırıyoruz ona. Yani şöyle diyelim o zaman sizden anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Ben hiçbir eğitim almadan size başvurduğum zaman veya herhangi bir okçu bu sporla ilgilenen herhangi bir yere başvurduğum zaman çok rahatlıkla vücut şeyimde buna engel değilse rahatlıkla öğrenebileceğim, yapabileceğim hangi yaş olursa olsun aynı zamanda. Kesinlikle. Harika. E, peki oklarımızı bir şey yaylarımızı tanıyabilir miyiz? E, bize gösterebilir misiniz? İkiniz de aynı şeyleri mi kullanıyorsunuz yoksa farklı mı e, şeyler yaylar bunlar? Bu makaralı yay. Hı hı. Makaralı yay teknolojidir. Hı hı. Üzerindeki makaralar sayesinde yükün %60'ını sporcunun sırtından alır. Hı hı. E, fiziki gücüne hı hı. İlk başta ihtiyaç vardır. Sonra yük makaranın üstüne düşer. Hı hı. Yardımcı noktası fazla olduğu için destek noktası olimpiyatları da yarışmaz. Dünya şampiyonalarında yarışır. Hı, profesyonellerin kullandığı evet. öyle mi hocam? E, pip Pipside dediğimiz göz deliği, hı hı. E, tetik ve mercek büyüteç vardır. Hı hı. Bu, bu sebeple e, 50 metre mesafeye atış yaparlar. Hı hı. Ve dünya şampiyonaları vardır. Olimpiyatların ruhu insan vücuduyla yapılan branşlar olduğu için hı. olimpiyatı yoktur şu anda. Hı hı. E, peki şey arkadaşımızın kullandığı? E, bu yayımız klasik bir yay. Hı hı. Olimpiyat olimpik yay olarak da geçer. Hı hı. Bunda yardımcı nokta yoktur. E, destek noktası yoktur. E, çekişte bütün yük sporcunun vücudundadır. Hı hı. E, çekiş özelliğine göre, kuvvetine göre, kendisine göre ayarlanır. Hı hı. Burada bir arpacığı vardır, nişangahı vardır. Evet. Nişangah ve hedef. Başka bir yardımcı desteği yoktur. Burası handle, gövde olarak geçer. Kanat, limp olarak geçer. Bu stabilizör, rot dengeleyici ve kirişim vuruş gücüyle oluşan titreşimin burada boşalmasını sağlayarak sporcuya zarar vermesini engeller. Bu da nişangahıdır. Harika. Az sonra birer atış istiyoruz artık öğrencilerimizden mümkünse ama bir de bu okçuluk sporunun ben şeyini öğrenmek istiyorum hocam eğitim süresini İyi bir okçu olabilmek için eğer şeyde sizin de söylediğiniz gibi şartlar uygunsa ne kadar sürdürüyorsunuz gençlerimize eğitimi? Bu spor bireysel bir spor olduğu için kişinin algısına fiziki yapısına bağlı olarak o süreç değişebiliyor. Hı hı. Kimisine bir ayda öğretebiliyoruz, hı hı. kimisine iki ayda öğretebiliyoruz. Hı. Yani o süreç sonsuz bu eğitimi sürekli devam ediyor, sürekli yeniliyor kendisini, hep bir şeyler öğreniyorlar. Peki el sıcaklığı var mıdır? İnsan unutur mu okçuluğu? Kaslarımızın hafızası vardır. El sıcaklığı dediğiniz ve çok güzel değindiniz. Sürekli atışla. Bir gün atışı bıraktığınız zaman 10 gün sizi uğraştırır. Hı. O yüzden sürekli atışla melake kazanıyorsunuz ve kaslara hafıza edindiriyorsunuz. Hı hı. Ne kadar çok atış yaparsanız o kadar başarılı vuruşlar elde ediyorsunuz. Peki e, şimdi sen tabii ikiniz de profesyonel olarak ilgileniyorsunuz ya antrenmanlarınızı hayatınızda ne kadar zaman ayırıyorsunuz çocuklar? Azra önce sen istersen söyle. Benim bu yıl üniversite hazırlık senem olduğu için hı hı. haftada bir iki kez atışa gelebiliyorum ama hı. ondan bir önceki bir ya da iki gün mü gidiyordun? Hı hı. Hı hı. Ama ondan önceki hayatım da yedi günün altı günü sahada aktif olarak antrenman yapıyordum. Harika. Senin? bu seneye sınava gireceğim için biraz daha spora ağırlık verdim. Haftanın tüm günleri ben orada sabah 8, akşam 8 olarak çok ve doğru antrenman yaparak bu başarıları elde ettim. Hı hı. Sürekli olarak bu şekilde devam etti antrenmanlarım. E, peki herhangi bir spor okulu, spor antrenörlüğü düşünüyor musunuz? Yoksa başka meslekle alakalı e, değişik değerleriniz de var mı Azra? Ya Ben spor alanını sadece sporcu olarak devam ettirmek istiyorum. Hı hı. Onun dışında kariyer anlamında farklı hedeflerim var. Güzel. Ama spor hayatımda olmaz olmaz diyorsun evet. mutlaka olacak ya, spor... özellikle de okçuluk herhalde. Burada evet. da çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, Gençlik Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz sporcularımız adına. Hı hı. Aileler ikimlemdeydi spor mu akademik e, ilerleme mi? Hı hı. Şu anda 100 tane vakıf üniversitesiyle hı hı. anlaşma yapıldı. Çocuklarımız spor yapıyorsa illa beden eğitimi öğretmeni veyahut da spor branşında bir şeyleri tercih etmek zorunda kalmayacaklar. Hı hı. Sınava girdikleri takdirde 100 tane vakıf üniversitesinde istedikleri bölümü Hı -hı. tercih edebilecekler milli sporcu oldukları takdirde. Hı -hı. Senin peki? Benim için spor biraz daha amaçtan öte bir araç olarak geçiyor. Milli Hı -hı. sporcu olduktan sonra hocamın da bahsettiği gibi güzel. herhangi bir vakıf Hı -hı. üniversitesinde veya devlet üniversitesinde dişçilik gibi bir hedefim var. Benim. Harika inşallah Rabbim bu güzel ideallerinizi tamamlamanıza yardımcı olur. O zaman hocam bir Azra'nın atışıyla başlayalım mı? Ne dersiniz? Buyurun <laughs> Gel bakalım Azra. Onun arkası sağlam. Ee, zannedersem sağlam hocam. Bir sıkıntı Şimdi olacağını yani. zannetmiyorum. <laughs> Şöyle geçelim. Evet onu da e, çok hoşuma gidiyor gerçekten de. E, objenin ismi Sadak. Hı hı. Oklarımızı bıraktığımız, hı hı. diğer küçük malzemelerimizi bıraktığımız. Hı hı. Bunlar oklarımız. Karbon ve alüminyum üzerine karbon sıvanmıştır. Hı hı. E, profesyonel sporcuların kullandığı bir oktur. Evet. Ucu çeliktir. Hı hı. Arkasında plastik ve tuyler. Bu boş bir boru şaft olarak gelir ve bunların hepsi tek tek antrenör tarafından yapılır. Hı hı. Ve i̇nsan'a zarar verebilir. O ee, yüzden dikkatli evet. olmak gerekiyor. Kesinlikle ne olursa karşısında olsun. Insan karşısında insan olmamalı. <laughs> evet Azracığım, şey mesafe yeterli değil mi hocam? Mesafe Sıkıntı yeterli. Olmaz. Tamam. Nişangahlarımızı ayarlamadığımız için ilk atışımız kağıt dışına çıkabilir. Hı hı. Biraz daha kaldır Azra, en yukarıya. Yeterli. Ama Azra'nın severek yaptığı ve müthiş zevk aldığı her halinden belli. <laughs> evet. Birkaç Aynen, tane daha yapalım aşağıya. isterseniz. Hocamızın söylediği gibi şeyi ayarlamadık çünkü. Evet. Olsun. E, hocam ben geldiğim zaman şeydi zaten daha yüksekti şeyler. E, bu hedefimiz minyatür evlerde kullanılan bir hedef. Pandemi dolayısıyla e, evlerde antrenman yapabilsinler diye gönderdiğimiz Güzel. hedeflerden. Hı hı. E, bunu da işte yine yerli üreticilerimiz sağ olsun. Çocuklarımız eve hapsoldular. Okçuluk yapan evinde devam edebilsin diye böyle bir şey ürettiler. Hı hı. Atalım bir tane daha. Bir az tane, az bir tane şey daha aşağı atalım alan. azra. Şimdi seni gören böyle genç kızlarımız nasıl heveslenecekler? Wow, 12'den. Tebrik ediyorum. <laughs> seni de bir deneyelim mi istersen? Olur, tamam. Hocam en güzeli de sizin söylediğiniz gibi az önce Mustafa hocamla da konuştuk bazı spor dallarına çok erken yaştan itibaren başlamak gerekiyor dedi. Ama okçuluk sporunun böyle bu anlamda müthiş bir şeyi var rahatlığı ve kolaylığı var. Evet. İstediğimiz zaman istediğimiz yaşta vücudumuz el verdiği müddetçe başlayabiliriz hiçbir sıkıntısı yok. Kesinlikle. Ve sporun hayatımızdaki disiplini ve başarıyı getirdiği de yani illa öğrenci olmak gerekmiyor değil mi? Genç olmak gerekmiyor. Bizim de kendi bazı yetişkinlerin de bazen hayatımıza baktığımız zaman. Sıkıntıları sorunları olabiliyor. Bazı etkinliklere gidebiliyorlar, yönelebiliyorlar ama belki de hiç okçuluğu düşünmediler. Tavsiye eder misiniz Kesinlikle onlara da? Tavsiye ederim. Biraz önce de bir cümle kurmuştum. Lütfen evde oturmayın. Birilerinin <laughs> size bir şeyler yaptırmasına, bir şeyler istemesine Hı -hı. müsaade etmeyin. Çıkın. Tenis belki oynayamazsınız, Hı -hı. basket belki oynayamazsınız ama durağan bir spor. Hı -hı. Gelip 5 tane 10 tane ok atabilirsiniz. Temiz havaya çıkmanıza vesile olur. Hı hı. Okçuluk yazları açık alanda yapılıyor. Kapalı alanda e, alanlarımız da geniş. Hı hı. E, kışları da kapalı alanda yapılıyor. Onu da soracaktım. Devam ediyorsunuz ama hocam değil mi? Salonlarınız var kışında. Salonlarımız var hı hı. kışında. 7-24 devam ediyor okçuluk. Hı hı. Kesintiye uğramıyor hiç. Harika. 56 yaşında e, Menderes Üner e, Basın turnuvasıyla birlikte bizim sporcumuz oldu. Hı hı. Uluslararası yarışmaya da gittik. Hı hı. Yine e, Zehra Öktem 46 yaşında başlayıp dünya üçüncüsü olan bir Gerçekten atlamız mi? ve 46 yaşında başladı. kesinlikle Aa, onu da saygıyla anıyoruz buradan. Evet. E, bu sporun yaşı yok. Lütfen gelin bir deneyin. Hı hı. Harika. Seni sana da bir bakalım inşallah. Almaya gerek var mı hocam şeyleri okları gerek yok değil mi? Alayım. Alayım daha rahat atış yapmış olursunuz. İkisi arasındaki şey farklıydı. Bizim hocam basın turnuvasında kullandığımız bu geleneksel miydi? Başlangıç, başlangıç, başlangıç yaylarımız. Mi? Hı hı. İşte ilk gelen rahat çekebilsin diye hı hı. onun sertlik derecesi daha yumuşaktır. Ahşap yani yaydır başlangıç yayları çoğunlukla. Hı hı hı. Sizlerin kullandığı bir Evet. Ee, peki basın turnuvası devam edecek mi? Düşünüyor musunuz bu pandemi süreci bittikten sonra? İnşallah bu sene yine tekrar yapacağız. Hep Harika. birlikte bizler sizleri özledik. Biz de sizi özledik hocam. Evet. Güzel. Ne kadar heyecan verici. Çok Gerçekten çok heyecan çok verici. Fazla. Evet, adrenalin yüksek. Bir tane daha yap istersen. Peki bu şeyler hocam sürekli yarışmalar sürekli oluyor mu yıl içerisinde gönderebiliyor musunuz öğrencilerinizi? Pandemi dolayısıyla iki yıldır Covid dolayısıyla iptal edildi. <laughs> Belki önümüzdeki yani sezon önümüzdeki yeniden başlar mı diyorsunuz? Şimdi açıldı sık hı hı. bir yarışma takvimimiz var. Hı hı. Bugün öğleden sonra Antalya Türkiye Şampiyonası'na gidiyoruz. Öyle mi? Hayırlı evet, uğurlu olsun inşallah. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Milli takım seçme yarışması. Aynı zamanda TSP hı hı. puanı veren bir hı hı. yarışma. 15 tane sporcumuzla katılıyoruz. İnşallah sayıları artar, yarışmaların sayısı artar. Bunları gelecekte daha sık yarışmalar yapacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Evet bir atış daha alalım senden. Tam 12'den harikasınız. Başarılarınızın devamını diliyorum inşallah. Ülkemize. Size de denetelim. Hocam denemek istiyorum aslında kaç yıl oldu şey yapmayalı, o kalmayalı. Özlemişim gerçekten de bu anlamda. Şimdi bir deneyelim bakalım. <laughs> Bana yardımcı olur musun Azra'cığım? Azra'cığım aksesuarımızı tamamlayalım. Öyle mi? Takalım onu da. Tamam. Hocam şöyle vereyim. Tamam. Biraz <laughs> genişlet istersen. <laughs> olmuş. Tamam. Biraz bu Değil tarafa al. Al bu tamam. tarafa biraz. Şimdi bunu böyle alıyoruz. Hocam siz ayarlayın ben çünkü gerçekten <laughs> unuttum ama şimdi görünce tekrar heveslendim bir an önce başlasa da. Hocam bu arpacığı ayarlıyoruz değil mi? Evet nişangahı ayarlıyoruz. Nişangahı. Hı hı. Mesafenin özelliğine göre. Tamam. Sol elimiz hayat çizgisiyle Şöyle. baş parmağın alt boğum arasında kalan hı hı. yumuşak etli kısım hı hı. kabzeyi yukarıdan aşağıya doğru bastırıyor. Tamam. Hayat çizgisi dış tarafta kalıyor. Tamam. Sol elimizin görevi sadece itmekti hatırlarsanız. Hı hı. Evet hocam. Sağ elimiz izci işareti. Üç hı hı. parmak, Şöyle. iki parmak altta, bir parmak yukarıda. Hı hı. Bunu çekiyoruz. Çenemizin altına ve burnumuzun ortasına yapıştırıyoruz. Hı hı. Buradan arpacıktan sarı daireyi görüyoruz. Hı hı. Hedeflerimiz genelde dairedir. Ve arpacı sarı dairenin ortasına oturtturuyoruz. Yukarıda, aşağıda, solda, sağda boşluk eşit olacak şekilde. Evet. Bu tamamlandıktan sonra, bu simetri oturduktan sonra şu parmaklarımızı hı hı. şu şekilde açıyoruz. Kulak memesine kadar ellerimizi hareket, hareket ettiriyoruz. Hareket ettiriyoruz. Tamam deneyelim hocam tekrar. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Bunu tutun. Önce şöyle tutuyoruz. Yayımızı kurarken ayağımızın hı hı. üstüne bırakıyoruz. Hı hı, şöyle. Şu şekilde. Şöyle. Hı hı. Tamam. Bunu buradan aldınız. Hı hı. Öncelikle şu iki düğümün arasına... Tık diye otutturuyorsunuz. Ne oldu mu o hocam? Kendiliğinden durur. Tamam. Şimdi şurayı evet. şöyle mi yapıyorduk? Üç parmak. Şöyle. İkisi altta. Şöyle. Hı. İki tane parmak altta, bir parmak yukarıda harikasınız. Tamam. tamam hocam. Elimiz oka değmiyor. Oka değmiyor elimiz. Şuraya kadar çekiyoruz. Çekiyorsunuz. Arpacı. Tam o sarı noktanın oraya getiriyor. Sarı noktayı hocam? tutturuyorsunuz. Sol tamam. gözü kapatıyorsunuz. Tamam. Atayım mı hocam? Evet, atabilirsiniz. Ay. <laughs> hocam dekoru az daha dekor. Ee, kolunuzu kıvırlatmadan atacaksınız. Evet, tamam. Unutmuşum. Bir tane daha deneyelim mi? Lütfen. Yönetmenim Lütfen. izin veriyor musunuz? <laughs> i̇zin veriyor musunuz yönetmenim? Hocam benim bu sene mutlaka gelmem gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle gelmem gerekiyor yoksa... E... Zamanınız olsa bir pratik yapmış evet, olsaydık yayından de, önce. Hocam yayından önce bana şey de yaptırmadılar bugün. <laughs> şöyle buraya koyuyoruz değil mi hocam? Şunu şöyle koyuyoruz tamam. Şu şöyle. Hı. Bunu nereye atacağım bilmiyorum Asla işte. Bakacağız sen deneyeceğiz. Destek ol koluna Hı. bir bak arkadan. Şöyle tamam. yapıyoruz hocam. Doğru mu? Hocam, şöyle. Sol. sol gözü kapatıyorsunuz. Arpacığı sarıya oturtturuyorsunuz. Arpacığı sarıya oturtturuyorum. Evet. Şu anda iyi mi hocam? Şu anda iyi. Kolumu evet. hiç, oynatmadan hiç oynatmadan bırakıyorum. Evet gönderiyorsunuz. Neyse en azından nişan gel. Harikasınız. O <laughs> başardım. Birkaç defa daha olsaydı muhtemelen e, şey sarıdan da vururdum Sarıdan da vururdum hocam. Çünkü zaten teşekkür sizin ederim. madalyanız vardı yani yarışmada. Evet hocam, ikincilik madalyamız var ama e, dediğim gibi seneler oldu. İnşallah ama devam da etmek istiyorum. Cengiz hocam programımızın sonuna geldik artık son olarak sevgili izleyenlerimize gençlerimize bu konuyla ilgili okçuluk sporunu yapmak isteyen gençlerimize annelere babalara ne tavsiye edersiniz? Lütfen bulunduğunuz ildeki bir spor kulübüne müracaat edin. Hı hı. 7 yaşından 90 yaşına herkesin rahatlıkla yapabileceği bir spor branşıdır. Hı hı. Açık alanda yapılır. Kıyafetimizin %70'i beyazdır. Gelincik tarlası gibi olur. Uh -huh. Hem nefes almış olursunuz, hem de bir enerjinizi boşaltmış olur ve fizik tedaviye gitmeye gerek kalmadan vücudunuzu çalıştırmış olursunuz. Lütfen çocuklarımıza spor yapın yaptırın. Sağlam kafa, sağlam kafa sağlam vücutta evet. bulunur demiş Yüce Atatürk. Lütfen spor yaptıralım. Geleceğimiz olan çocuklarımızın elinin ayağının tutmasını şu bilgisayar başından ve cep telefonundan Uzaklaştıralım Harikadın gelecek hocam. el ve ayakta yapılan işlerde. Bize vakit ederim. ayırdığınız için biz teşekkür Estağfurullah. ediyoruz. Estağfurullah Olur mu ee, sevgili gençler sizlere de çok teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz ki böyle ne yapsam bu yazı nasıl geçirsem işte şu telefondan bilgisayardan nasıl uzaklaşsam diyen gençlerimize de çok güzel bir örnek oldunuz. Başarılarınızın da devamını diliyorum inşallah yolunuz açık olsun. Sizin de tekrar teşekkür ediyorum Cengiz Çok Hocam. Ediyorum. Allah razı olsun. Bizim ileride daha büyük projelerimiz var. Ee, onu ile birkaç gün içerisinde açıklayacağız. Tamam. İnşallah biz geldiğimizde okçuluk birkaç kat daha ivme kazanacak, daha başarılar gelecek, hı hı. insanlar rahatlıkla erişebilecek. Hı hı. Onu birkaç gün sonra açıklayacağız. Öyle mi? Harika hocam. İnşallah biz de vesile oluruz. Ee, birer cümle alalım mı sizlerden? Günün mottosu olsun. Gençlere, çocuklara neler önerirsiniz Azra? Ben eğer içlerinde herhangi bir şey yapmaya karşı bir istek varsa bunu ertelemeden başlamaları gerektiğini düşünüyorum. Güzel. Günün mottosu olsun sen. Ertelemeden çok çalışarak yeterince başarıya kavuşabiliriz. Bu da güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. Rica ediyoruz hocam. Evet sevgili izleyenlerimiz bugün de Yeni Güne Merhaba'nın böylelikle sonuna gelmiş olduk. Çok keyifli, güzel bir programdı. Umut ediyoruz ki siz de istifade etmişsinizdir. Peki yarın ne konuşacağız Yeni Güne Merhaba'da? Yarın tüketici haklarını konuşacağız. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa e, Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doktor Yakup Güzel Beyefendi bizlerle birlikte olacak. Bunun yanı sıra muhtelif işlerde de yemek eğitmenimiz Güzel Yelda Ertek Hanımefendi de bizlere eşlik edecek. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi her daim üzerinize olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Sevgili izleyenler hoşçakalın.